Ekranları başında bizleri izleyen tüm meslektaşlarımızı, tüm oda kurullarımız adına saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bir online seminerde daha sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bugünkü online eğitimimizin açış konuşmasını yapmak üzere oda sekreterimiz Sayın Erol Demirel aramızda. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Ve açış konuşmasını yapmak üzere mikrofon sizde Sayın Oda Sekreterim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok değerli meslektaşlarımız, stajyer arkadaşlarımız. Ben de sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir ortamda da olsa, uzaktan da olsa sizlerle birlikte olmak gerçekten çok güzel. Yine bugün önemli bir gündem. Mesleki gündemlerimizden bir tanesiyle bir aradayız. Elektronik ortamda sizlere bu işte GCAP konusunu bugün arkadaşlarımız anlatacaklar. Tabii ben ondan önce gündemde olan bir iki konuyla ilgili sizlere bir bilgilendirme tespitlerimizi iletmek istiyorum. Çok fazla da zamanımızı almadan. Tabii öncelikle çok yakın geçmişte şehitlerimiz oldu. Yaralılarımız oldu. Başsağlığı diliyorum tüm toplumumuza. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Diğer taraftan gerçekten bu kadına şiddet konusu artık usandırdı. Yani her gün neredeyse bir kadınımız öldürülüyor. Vahşice cinayetlere kurban gidiliyor. Ve bunun bir türlü önü de alınmıyor. Yani her gün hemen hemen neredeyse bu cesareti bir şekilde buluyorlar ve bunu devam ettiriyorlar. Biz bunu kınıyoruz, şiddetle kınıyoruz ve bir an önce her türlü yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Kadınlar hayatımızın her alanında bizlerle birlikte üreten, hayata değer katan olmazsa olmaz canlarımız. O yüzden onlara gereken her türlü değeri vermek zorundayız. Mesela bu İstanbul Sözleşmesi var. Çok derinine girmeyeceğim. Aslında İstanbul'da imzalanmış olmasından dolayı İstanbul Sözleşmesi deniyor buna 2011 yılında. Nedense bu hala yani altına ilk imza atan ülke biziz. Ama hala bunu tam anlamıyla uygulayamıyoruz. Aslında bu İstanbul Sözleşmesi uygulanabilse belki de bu yaşadığımız vahşice cinayetler, bu yaşamış olduğumuz kötülükler bir nebze de olsa ortadan kaldırılmış olacak. Diğer taraftan tabii bir pandemi süreci yaşıyoruz. Hala devam ediyor aylardır. Bu pandemi süreci içerisinde meslek mensupları olarak her türlü fedakarlığı yaptık. Her türlü zorluğa rağmen, güçlüğe rağmen işimizin başındaydık. Ülkemiz için katma değer yaratma çabası içerisinde olduk. Tabii büyük bir karmaşa yaşandı. Ardı ardına gelen ertelemeler, işte mücbir sebep haline giren, girmeyen işletmeler, mükellefler. Tabii bu arada doğal olarak da bazı beyan ve bildirimler yapılamadı. Mutlaka bu beyan ve bildirimlerle ilgili yapılamayan, bu dönemde yapılamayan bu beyan ve bildirimlerle ilgili ceza uygulanmaması konusunda makul bir süre içerisinde gerek düzeltme, gerekse ek beyanlar şeklinde veya beyan şeklinde yapıldığında ceza uygulanmamasını gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bunun yeterli ve makul sebebi var. Diğer taraftan yine meslek mensuplarımız demin ifade ettiğim gibi gerçekten büyük bir sorumlulukla bu süreçte baş etmeye çalıştılar. Neredeyse sağlık çalışanlarından sonra bu pandemi sürecinde en fazla can kaybı olan meslek grubu biziz. Bütün bu fedakarlıklara rağmen, hala mesleki anlamda sorunlarımızla ilgili, taleplerimizle ilgili yeterli cevapları alamıyoruz. Bu konularla ilgili hiç değilse kısa zamanda çözümler bekliyoruz. Bunu da bu fırsatla iletmek istiyorum.
Şimdi bugünkü konumuza gelecek olursak, öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Gerçekten GECAP diye ifade edilen bu geri kazanım payı uygulaması gerçekten yanlış bir uygulama. Bunun mutlaka değiştirilmesi lazım. Mutlaka düzeltilmesi lazım. Bu kadar enerji, bu kadar kaynak, bu kadar çaba boşa gitmemesi lazım. Neredeyse artık yeni bir vergi düzenlemesine dönüştü. Elbette yaşadığımız çevreye çok önem veriyoruz. Çevrenin koruması, canlıların korunması son derece önemli. Ve her türlü önlemin alınması gerekiyor. Ama böyle değil. Aslında GECAP uygulaması yeni bir uygulama da değil. 1983 yılından beri hayatımızda olan daha çok işte bu atıkları, ambalajları, doğaya salanlar, piyasaya sürenler bir şekilde anlaşmalı kurumlarla anlaşarak bunları geri topluyorlar, bunların bedeline katlanıyorlardı. Bir hedef de vardı. Yani bu atıklar nasıl toplanacak, ne kadar toplanacak, ne kadar doğaya katkısı olacak bunların. Ama yeni düzenleme birden böyle her ürünü kendi içerisinde değerlendirecek, her atık ürünü, işte birincil ambalaj, ikincil ambalaj, üçüncül ambalaj, yani müthiş bir karmaşa içerisinde, yani bir torbayla başlayan hadise, artık bugün 50'nin üstünde, işte bugün de düzenlemeler var, ürünü de içine alan, neredeyse böyle her gün ucu bucağı belli olmayan düzenlemeye dönüştü. Dolayısıyla bu iş mutlaka kaynakta çözülmesi gerekir. İşletmelere büyük sorumluluklar tabii düşüyor. Yani bizim kadar konuşması gereken aslında işletmelerin içinde bulunduğu kendi örgütleridir de, kendileridir de. Bu uygulamada eğer sağlıklı bir altyapı oluşturulamadığı takdirde ortaya çıkacak bilgiler yanlış olacak. Çok da açıktır risklere. Çok da açıktır risklere. Yani bardağından, tabağına, elinize ne geliyorsa bütün bu torbanın içerisinde bugün bunların hepsi. Ve yine mali müşavirler tarafından baktığımızda konuya, bu bilgilerin işletmelerde sağlıklı bir şekilde toplanmasını işletme mali müşavirlerin elbette sorumluluğu altında değil. Ama mali müşavirler istese de istemese de bu süreçlere sokulmaktadırlar. Dolayısıyla yeni bir iş, yeni bir yük asla bizim şu anki hizmet vermiş olduğumuz işletmelerle yapmış olduğumuz sözleşmelerin kapsamında değerlendirilecek bir iş değil bu. Bu mutlaka her işin özelinde, her işin yükü doğrultusunda analiz edilecek, fiyatlandırılacak bir iştir. Hiç kimse bu işe, yani işte mali müşavirler işlerinin yanı sıra bu işi de yapacaklar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. O yüzden hem işletmeler tarafında bu anlamda duyarlılık gösterilmesi lazım, hem de mali müşavir arkadaşlarımız bu süreçte sorumluluk sürecini çok iyi yönetmeliler. Biraz önce burada aramızda da konuştuk. Yani bizler mutlaka bu işin işletmelerde çok sağlıklı bir bilgi altyapısının sağlanmasını konusunda öneride bulunmak, onlardan gelen bilgi ve raporlar doğrultusunda ancak bu işleri onların vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda beyana dönüştürmek gibi bir sorumluluk söz konusu olmalı ve bunun da mutlaka bir bedeli olmalı. Ama baştan söylediğimi tekrar etmek istiyorum. Bu uygulama baştan sona yanlış bir uygulamadır. Mutlaka kaynakta katılım payı uygulamasına geri dönülmelidir. Yasal düzenlemelerinde ciddi sıkıntılar vardır. Daha önceki kanuna göre çıkarılmış 17-18 tane yönetmelik vardı. Bu yönetmeliklerin hemen hepsi yürürlüktedir. Ve bu yönetmeliklerin bir kısmı bu yeni yapılan düzenlemelerle çelişkiler de içermektedir. Dolayısıyla nereden bakarsak bakalım bu konunun yeniden ele alınması toplumumuz için, hayatımız için değer katacak hedefleri olan bu yapılan çalışmalardan ne elde ediliyor, nasıl bir katkı sağlanıyor, doğaya nasıl ne kadar bir katkı sağlanıyor, bunun hedefleri de ortaya konan bir çalışma şekline dönüştürülmesi gerekir. Ben sözlerimi çok fazla
uzatmak istemiyorum bu kısa zaman dilimi içerisinde. Çünkü daha çok konuşması gereken eğitmen arkadaşlarımız, oturumu yönetecek oturum başkanımız önemli bilgiler. Çünkü ne olursa olsun bu kadar kafa karışık olsa da uygulamanın yanlış olduğunu elbette sorumluluğumuz gereği söyleyecek olsak da mevcut uygulamayı da en doğru şekilde yapma gibi bir sorumluluğumuz da var. Dolayısıyla arkadaşlarımız çalışıyorlar günlerdir sizlere en son haliyle bu düzenlemeleri en doğru şekilde en spesifik yani konulara da zaman zaman değinerek aktarmaya çalışıyorlar. Yani onlarca ürün içerisinde ben ilk defa böyle bir yönetmelikle karşı karşıya kalıyorum bu kadar uzun meslek hayatımda. Yani bir düzenleme yapıyorsunuz, o düzenlemeyi sadece örneklerle açıklamaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey yok, ilkeleri yok. Örnek vererek sorunu çözmeye çalışıyorsunuz. Örnek vererek o zaman her yeni konuya yeni bir örneği kim yazacak? Dolayısıyla bu konunun mutlaka düzeltilmesi gerekiyor. Ama biz de söylediğim gibi üzerimize düşeni elbette en doğru şekilde yapmak için çaba harcayacağız. Her konuda olduğu gibi bugün GECAP konusunda da işte bir aradayız. Bunu ikinci oturum olarak gerçekleştiriyoruz. Birinci oturumu Anadolu yakasında gerçekleştirdik değil mi? Bütün oradaki ilçelerimizi kapsayacak şekilde. Bugün Avrupa yakasındaki bütün ilçelerimizi kapsayacak şekilde ikincisini gerçekleştiriyoruz. Tabii ki sadece o ilçelerimizin katılımıyla elbette sınırlı değil. Bütün meslektaşlarımızı da kapsayacak şekilde bu eğitimimizi gerçekleştiriyoruz. Ben tabii öncelikle TESMER yöneticilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu pandemi süreci içerisinde bütün bu karmaşık durumları en sade bir şekilde nasıl meslektaşlarımıza anlatabiliriz, nasıl onlarla buluşturulabilir, müthiş bir çaba içerisinde oluyorlar. Sabahlara kadar çalışıyorlar en doğru bilgiyi aktarabilme gayesi içerisinde. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii eğitmen arkadaşlarımız müthiş bir çalışma içerisindeler. Birbirleriyle iletişim içerisindeler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Tabii bugünkü oturum özelinde de oturum başkanımız, yönetim kurulu üyemiz Halim Bursalı arkadaşıma çok teşekkür ediyorum çalışmaları, çabaları için. Eğitmen arkadaşımız Yalçın Sütütemiz her zaman olduğu gibi yine hazır size en yalın bir şekilde içinde bulunduğumuz uygulamayı aktarmaya çalışacak. Ben bütün herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlere sağlıklı günler diliyorum. Önümüzdeki günlerde artık birkaç gün kaldı. Kurban Bayramı var. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı da kutluyorum. Sağlıklı günlerde bir araya gelmek dileğiyle hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Oda Sekreterimiz Sayın Erol Demirel'e çok teşekkür ediyoruz. Bilhassa bu kadın cinayetlerimizin kangren haline gelmiş bu konuya değindiği için çok teşekkür ediyoruz. Konuya çok yakından takip ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Değerli meslektaşlarım, bugünkü eğitimimizin konusu geri kazanım katılım payı. Kısaca GECAP diye adlandırıyoruz. Hepinizin bildiği gibi bu uygulama aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın getirmiş olduğu bir düzenleme. Tabii ki beyan ve ödeme konusunda yeterli altyapısı olmadığı için bu görev Maliye Bakanlığı'na verilmiş. Uygulama ilk başladığında biliyorsunuz tüzel kişilikler için dönem aylıktı. Gerçek kişiler için 3'er aylık bir dönem ihtiva ediyordu. Fakat konunun hem adaptasyonu, bilhassa pandemiden dolayı da ve biz odaların da talepleri doğrultusunda ertelendi. Yeni bir döneme girdik. İşte 2020 yılı için ilk 6 ay, ikinci 6 ay şeklinde beyannamelerin verileceği şeklinde düzenleme yapıldı. 2021'den itibaren de tüm kesimler için 3'er aylık dönemler şeklinde bu beyannamelerin verileceği şekilde bir düzenlemeyle karşı karşıyayız. Sayın Oda Sekreterimiz altını önemli çizdi. Biz öteden beri bu konunun karşısında olduğumuzu, bu şekilde uygulamaması gerektiğini, kaynağında bu vergilerin, ödemelerin alınması gerektiği konusunda hemfikiriz.
burada zaten aynı şeylere, aynı kanaate sahibiz. Şimdi değerli meslektaşlarım, evet süreç biraz ertelendi. En son düzenleme 29 Haziran'da bir düzenleme geldi. Çok ilginçtir. Bugün bile yayına 1-2 saat kala yine bakanlığın web sitesinde duyurular bölümünde yine bir değişiklik yapıldı. Şimdi biliyorsunuz bir mevzuat yayınlandığında ilgili bakanlık o mevzuatla ilgili nasıl uygulama yapılacağını, nasıl takip edileceğiyle ilgili tebliğler ve yönetmelikler hazırlar. Bunlar da bizim resmi gazetemizde yayınlanır. Şimdi buradaki düzenlemede bakıyoruz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tebliğ yayınlamayarak bir usul esasları adı altında bir düzenleme getiriyor. Bunu da sadece kendi web sitesinde yayınlıyor. İnanın şu anda mali müşavirlik camiasının dışında hiçbir kesim, hiçbir esnaf odası, ticaret odası, esnafımız, iş insanlarımız, hiç kimsenin bu gelişmeden çok da bir haberdar olmadığını görüyoruz. Bu gibi düzenlemelerin mutlaka ve mutlaka aslında bir tebliğ ile resmi gazetede yayınlanması gerektiğinin de altını çizmek istiyoruz. Değerli meslektaşlarım, bir önceki yayınımızda, eğitimimizde ben açış konuşmasında değinmiştim ama bir konu var ki bugün de tekrar bir altını çizmek istiyorum. Biliyorsunuz birkaç hafta önce Sakarya'da havai fişek fabrikasında bir patlama oldu. Orada da pek çok vatandaşımızı kaybettik. Sonra tekrar bir patlamada da bu kez birkaç tane jandarma askerimizi de kaybettik bu olayda. Şimdi bu bir felaket ama asıl felaket bu havai fişeklerin çevreye verdiği zararlar. Uzmanların yaptığı açıklamaya göre bu havai fişekleri kullandığımız yerlere yakın olan bütün yaban hayvan hayatını, insan alemini etkiliyor, zarar görüyor. Kuşlar o patlamada korkuyla havalanıyorlar, sağa sola çarparak ölümle neticeleniyor. Hatta bazı kuş yuvalarındaki anne baba kuşların o korkuyla yuvayı terk ederek yavruları ölüme terk ettiklerini de söyleniyor. Bu süreçte kuşların haricinde tüm canlılar, kediler, köpekler, aklınıza gelebilecek bütün hayvanların korkuyla, panikle kalp krizi geçirdiği yine uzmanlar tarafından söyleniyor. Oradaki kullanılan barut, kimyasalların havayı, suyu kirlettiğini, çevremize büyük zararlar verdiğini söylüyorlar. Gelin bütün çevremizdeki, öncelikle kendimiz bu havai fişek kullanımından vazgeçelim. Yakınlarımızı da kullanmaktan alıkoyalım. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz aslında çevremizi çok düşünen, sorumluluk sahibi insanlarız. Bu GECAP konusunda da aslında biz her türlü fedakarlık yapmaya da hazırız. Şimdi bir atasözü var. Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı, torunlarımızın emanetidir diye atasözü var. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onlar için her şeyi yapabiliyoruz. Yemiyoruz, yediriyoruz. İçmiyoruz, içiriyoruz. Fakat bugünkü dünyayı sadece bugünü düşünerek hoyratça kullanmamamız gerekiyor. Geleceği biraz düşünmemiz gerekiyor. Bir şeye karar vermemiz lazım. Çocuklarımıza ekranda gördüğünüz gibi tertemiz bir deniz mi bırakacağız? Yoksa bu atıklarla münasır olmak üzere ekranda gördüğünüz şekilde kirli bir dünya mı bırakacağız? Onun için bir kez daha üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Bugünkü konumuzda GECAP'la ilgili sunumda çok değerli eğitmen arkadaşımız, hocamız Sayın Yalçın Sütemiz bize sunum yapacak. Yalçın hocamıza verdiği emekten dolayı ve bizimle paylaşım içerisinde olduğu için, ürettiği için çok teşekkür ediyoruz meslek camiamız adına. Ve hocam, ben size şöyle bir girişle bir soruları sormak istiyorum. Buyurun hocam. Bu arada ben sizin sunumunuzu birazcık yönlendirmek istiyorum. Bazı soruları ben soracağım ama
biliyorsunuz size de çok sayıda sorular geldiğini ifade ediyorsunuz. O gelen sorulara göre zaten ilk bölümde bir sunum yapacağız. Sonrasında da meslektaşlarımızdan gelen çok sayıda sorular var. Onları da bir ara verip tasdifledikten sonra bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Tabii. Çok değerli meslektaşlarım, stajyer arkadaşlarım, sizler bize iletmek istediğiniz sorularınızı odamızın web sitesinden sorucevap@ismi.org.tr'ye gönderebileceksiniz. Süremiz el verdiği müddetçe de bu sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Hocam, bu geri kazanım katılım payı, GKAP, neyi kapsıyor, neyi kapsamıyor? Kimler sorumlu? Kimler bu beyannameyi verecek, vermeyecek? Tanımlar biraz karışık. Bazen satış noktası ambalajlarda değişiyor, ürünlerde değişiyor. Ben size bir bölüm ayırmak istiyorum öncelikli olarak. Bu bölümde bize bu konuyu bir özet geçin. Sonra sorularla yine devam edeceğim. Buyurun hocam, mikrofon sizde. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Ben de öncelikle tüm meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bizlere de bu imkanı sağlayan çok değerli İstanbul Mali Müşavirler Oda Başkanı Sayın Yücel Akdemir ve Yönetim Kurulu üyelerine ve aynı zamanda TESMER kurul üyesi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hocam, neleri kapsıyor dediğinizde aslında kapsamadığı hiçbir şey yok. Geri kazanım katılım payının. Ürün bazından bahsetmiyorum. Ambalaj bizim bütün hayatımızı kapsıyor. Çünkü ambalajsız artık neredeyse hiçbir şey satışa sunulmuyor. Dolayısıyla öncelikle neleri kapsadığını belirleyebilmek için yasanın hani biz vergi mevzuatında baktığımızda verginin konusu, mükellefi kimlerdir diye bir metodolojiyle gidiyoruz ya. Hoş, çok alışıkız biz Maliye Bakanlığı'nın çok düzgün ve temiz giden bir metodolojisi var. Kanun, daha sonra tebliğ, ondan sonra bir sirküler veya varsa özelge, hepsi birbirine hakikaten bütünleşik olarak yayınlanır. Sizin de bahsettiğiniz gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mevzuat bölümünde de değil, duyurular bölümünde biz her gün bir şey duyurdular mı diye bakmaya başladık. Çok yaygın bir mevzuat. Dolayısıyla bugünkü sunum içerisinde de ben bunları metodolojik olarak, biraz da böyle şekilsel olarak aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kapsam ve ilkelerini GKAP'ın iyi belirlersek, daha sonra da tanımlarda belirtildiği, sizin de dediğiniz gibi satış noktası, tedarikçi, piyasaya süren kavramlarını bir araya koyarsak aslında GKAP'ın bütün parçalarını bir araya getirmiş olacağız. Daha kolay beyan edilir hale geleceğini düşünüyorum. Kapsam öncelikle yasal dayanağımız Çevre Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu. Ve bu çevre kanununa ekli ek 11. madde ve ek 1 sayılı listedeki ürünlerdir kapsam. Ama GKAP'ın nerede doğduğunu, nasıl doğduğunu, yani konusunun ne olduğunu belirleyebilmek için öncelikle GKAP'ın yurt içinde piyasaya arz edilen ürünler olduğunu bir kere bilmemiz lazım ki GKAP'ı buralarda arayalım. Neleri kavruyor, neleri kapsıyor GKAP? Öncelikle 3 alt başlığa ayırırsak anlaşılması biraz daha kolay olacak. Plastik poşetler ve diğer torbalar başlığında bir bölüm. Bunu Çevre Kanunu'nun ek 13. maddesindeki plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle karıştırmayalım. Orada hayat devam ediyor. 25 kuruş her bir alışverişimizde, poşet aldığımızda satış noktasına 25 kuruş ödüyoruz zaten. Burada bahsedilen plastik poşetler ve diğer torbalar bu kapsamda değerlendirilmeyen ürünleri kavruyor. Nedir bunlar bu kapsamda? Çift kat kalınlığı 15 mikronun altında olan plastik poşetler, kağıt torbalar veya beyaz torbalar, bunları kavruyor, kapsıyor. Bunlar GKAP'ın konusunda. Ürün diye tabir ettiğimiz, aslında ürün grubu diyelim çünkü bunların da alt başlıkları çok detaylı ve kapsamlı. 7 ana başlıkta belirtilen ürün grubunu kapsıyor. Nedir bu ürün grupları? Lastikler, akümülatörler, piller, madeni yağlar, bitkisel yağlar ve elektrikli elektronik eşyalar ile ilaçlar diye isim isim sayılmış 7 ürün grubunu
kapsıyor. Bir başka grupta ambalajlar. İşte bizim hayatımızda çok geniş yer tutan, GECAB'ı her yerde arayacağız dediğimiz alan, ambalaj alanı. Nedir bu ambalajlar? Bu da kendi içinde 6 alt başlıkta toplanmıştır. Plastik ambalajlar, cam ambalajlar, kompozit ambalajlar, metal ambalajlar, kağıt karton ambalajlar ve ahşap ambalajlar olmak üzere her türlü ürünün bu saydığımız 6 alt başlıktaki ambalajla kaplanması halinde GECAB bizim hayatımızda olacak. Dolayısıyla kavramlar bunlar hocam. Yani kapsam bu. Bu kapsamda her bir ürün var. Kapsama, hocam, kapsamadıklarından biraz bahsedemez miyiz? Edelim hocam. O çok kolay. En kolayı o aslında. Neyi kapsamadığını söylemek daha kolay. Çünkü çok sınırlı orada. Tekrar kullanıma alınan ürünleri kapsamıyor GECAB. Kişisel ihtiyaç, yani zati ihtiyaç kapsamındaki ürünleri kapsamıyor. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? İşte her zaman verdiğimiz bir örnek var. Bir zeytin üreticisinin üretmiş olduğu zeytinleri sıktırarak yağ elde edip kendi evinde, kendi kişisel ailevi ihtiyaçları için kullanacağı kısım GECAB kapsamının dışında. İmha edilerek tasfiye edilecek gümrüklü ürün ve eşyaları kapsamıyor. Aynı zamanda ihraç edilen ürünleri kapsamıyor. Zaten biraz önce kapsamını söylerken yurt içinde piyasaya arz edilen demiştik. Yurt dışına arz edilen, ihraç edilen ürünleri ve ambalajlarını da buna dahil edelim, kapsamıyor. Bir de kamu kurum ve kuruluşları için bir düzenleme var. Bunlar münhasıran kendi asli görevlerinde kullanmak üzere ve piyasaya arz edilmemek şartıyla ticari amaç gütmeksizin ürettikleri veya kendi kuruluşlarına ürettirdikleri ürünleri kapsamıyor. Bir de tekrar düzenleme yapıldı bununla 29 Haziran'da. Geçen yılda vardı. Depozitalı sisteme dahil olan ürünleri ve ambalajları kapsamıyor. Saydığımız burada 6 başlıktaki kısmın haricinde hayatımızın her alanında artık bir GECAB var. Neredeyse katma değer vergisi gibi var ama bir farkı onun gibi her el değiştirdikçe yansıtılan bir türden değil. Ama ilk piyasaya arz edildiğinde her üründe bir kere mutlaka ambalaj olacağı için GECAB'ı arayacağız. Hocam yayın öncesi konuşmuştuk zaten. Öncelikle ambalajlarla başlayalım isterseniz. Ambalaj konusunu bir açalım olabildiğince. Sonra ürünlere geçeriz. Açalım hocam. Çünkü en geniş alan burada. Gerçekten meslektaşlarımızın beyan ederken, yani bu biraz önce çok değerli sekreterimiz, genel sekreterimiz Erol Bey'in de söylediği gibi bu bizim asli görevimiz olmamakla beraber aracılık sorumluluk sözleşmesi veya aracılık sözleşmesi yapmak şartıyla Maliye Bakanlığı'nın üzerinden bu beyannameler verileceği için mutlaka biz meslek mensuplarının da eli değecek bir taraftan. Aynı zamanda bir başka husus daha var. Bu GECAB beyanlarıyla, belki daha sonra siz de değinebilirsiniz, bilemiyorum hocam. Bu GECAB beyanlarıyla yapılacak vergi incelemelerinde randıman karşılaştırması da yapılabilir. Dolayısıyla mutlaka biz yapmasak bile bunların beyanlarına, beyan şekillerine bir göz gezdirmemiz lazım. Çünkü her türlü ürünlerin piyasaya sürüldüğünde miktar olarak bir beyanı yapılıyor. Ambalajların miktar olarak kutu, adet ve kilogram olarak yapılıyor. Dolayısıyla dönem sonlarında mali envanterimizi çıkarttığımızda üretim firmalarında da olsun veya piyasaya süren kavramında olan bir firma da olsun envanterleriyle de bunları mutlaka mukayese etmesi gerektiği için biz mali müşavirlerinde mutlaka her ne kadar temel olarak bizi ilgilendirmese de sonuç olarak ilgilendireceğini düşünüyorum. Ambalajlara gelince hocam, GECAB'ı aslında iki alt başlıkta kafamızda şekillendirirsek çok daha kolay bir şekilde anlayacağımızı düşünüyorum. Neden iki alt başlıkta? Birincisi, biraz önce saydık, plastik poşetler zaten hayatımızda var ama bunun haricinde ürün grubu, sayılı 7 ürün grubu ve 6 alt başlıkta toplanan ambalajla beraber GECAB'ı kafamızda şekillendirirsek daha kolay kavrayacağımızı düşünüyorum. Ambalajları da biraz önce belirtmiştim. Plastik ambalaj, kağıt ambalaj, kağıt karton ambalaj, metal ambalaj, kompozit ambalaj, cam ambalaj ve ahşap ambalaj olarak saydık. Ama öncelikle bunların
ambalaj tanımına ne şekilde girdiğini daha iyi kavrayabilmemiz için yönetmelikteki ambalajın tariflenmesini iyi biliyor olmamız lazım. Nedir ambalaj? Ham maddeden işlenmiş ürüne kadar herhangi bir eşya veya malzemenin üreticiden tüketiciye veya kullanıcıya ulaştırılması aşamasında taşınması, korunması, saklanması, satışa sunulması için kullanılan ve bileşenleriyle birlikte dahil tüm malzemeler olarak tarifliyor. Yani burada bakacağımız iş ham madde de olabilir, işlenmiş ürün de olabilir, bunu biz eşya da olabilir, malzeme de olabilir, kullanıcıya veya tüketiciye ulaştırırken yani taşırken bunun korunması, saklanması, satışa sunulmasıyla ilgili kullandığımız tüm malzemeleri yönetmelik bize ambalaj olarak tariflemiştir. Öncelikle ambalajlarda GECAP sorumlusunu nasıl arayacağız? Bunu da şematize edersek GECAP sorumlusunu nasıl karşımıza çıkacak ambalajlarda? Üç şekilde çıkacak. Birincisi bir, ya ambalajlı ürünü piyasaya sürenler şeklinde çıkacak. İkincisi, bakın burada dikkat edin, ambalajlı ürünü diyoruz burada. Yani ek bir sayılı listede tabi üründen bahsetmiyorum. Ürünü geniş kavramda kullanıyorum. Ya da ambalajlı ürünleri ithal edenler şeklinde, bir de ambalaj tedarikçileri şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu ambalajla ilgili sorumluluk atfedebileceğimiz kişiler. Ama kimler beyan edecek burada, kimler beyan etmeyecek diye baktığımızda ambalajlı ürünü piyasaya sürenler ile ambalajlı ürün ithal edenler burada GECAP uygulamasından sorumludur değerli meslektaşlarım. Öncelikle buna dikkat edeceğiz. Bir, ambalajlı ürünü piyasaya sürüyor muyuz? Ya da ambalajlı ürünü ithal ediyor muyuz? Bu sorunun cevapları evet ise mutlaka GECAP uygulamasında sorumluyuz. Ama ambalaj tedarikçileri GECAP uygulamasında sorumlu değil. Neden değil? Çünkü ambalaj tedarikçileri için ambalaj malzemeleri onlar için bir ürün. Bu ürün de GECAP'ta sayılan 7 ürün grubunun içerisinde olmadığı için GECAP'a tabi değil. Ha, burada nerede sorumludur ambalaj tedarikçileri? Bu ambalaj malzemelerini ambalajlı ürünleri piyasaya sürenlere satış esnasında kendileri de bir paketleyerek, ambalajlayarak teslim ettiklerinde işte bu paketledikleri, ambalajladıkları, nakliye sırasında kullandıkları ambalajların beyanından sorumludurlar. Ama içindeki ambalaj malzemelerinden GECAP sorumluluğu bulunmamaktadır. Şimdi burada kavramlar tabii hocam hep karşımıza çıkıyor birer birer. Bu kavramları da çok iyi oturtturduğumuzda GECAP'ın şifrelerini çözmüş ve gerçekten hangi aşamada GECAP var, hangi aşamada GECAP yok daha kolay kavrayabilmiş olacağız diyoruz. Piyasaya sürenden bahsediyoruz. Şimdi piyasaya sürme işlemi nedir? Piyasaya süren kimdir? Buna bir bakalım. Şimdi bir kere ek bir sayılı listedeki ürünlerden bahsediyoruz değerli arkadaşlar piyasaya süren kavramında. Ek bir sayılı listedeki ürünlerde 7 ürün grubu artı ambalajlar, bir de ne var? Plastik poşetler ve torbalar var. Burada piyasaya süren kavramına geldiğimiz zaman bu ürün listesinde yer alanlardan herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz, yani burada illa bir bedel karşılığında değil, numune olarak dahi vermiş olsak burada piyasaya süren kavramının içerisindeki bu tanımdan bunu anlıyoruz. Tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alma faaliyeti aslında piyasaya sürme faaliyetidir. İşte bu faaliyeti gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler de piyasaya süren olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat edin lütfen. Gerçek ve tüzel kişi diyoruz. Vergi mükellefiyetinden bahsetmiyoruz. Vergi mükellefi olmayan bir gerçek kişi de olabilir. Vergi muafiyeti tanınan bir tüzel kişi de olabilir burada. Piyasaya süren kavramında gerçek kişi veya tüzel kişi herhangi bir vergi mükellefiyetine bağlanmaksızın tariflenmiştir. Peki ambalajlar için piyasaya sürme işlemi ne zaman doğuyor? Ambalajlandıkları ürünlerin piyasaya sürüldüğünde o ambalaj da artık piyasaya sürülmüş oluyor. Şurada aslında ekranda gösterebiliriz. İşte bu su ambalajlandığında, piyasaya sürüldüğünde artık bu ambalaj da piyasaya sürülmüş oluyor. Dolayısıyla bu piyasaya sürme işleminde
önemli bir kavram daha var değerli meslektaşlarım. Tedarikçi. Kimdir tedarikçi? Yönetmelik kapsamındaki ürünlere veya ambalajlı herhangi bir eşyanın, malzemenin ambalajına kendi adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici piyasaya süren olarak tanıtan gerçek ve tüzel kişilere bu kapsamdaki ürünlerini üreterek temin eden kişi tedarikçidir. Burada üretici aslında tedarikçi de oluyor. Dolayısıyla tedarikçinin tanımı ve piyasaya süren tanımını iyi oturtturduğumuzda zaten GECAB'ın konusunu 3 alt başlıkta tariflemiştik. Bunları bir araya getirdiğimizde GECAB'ın kapsamı şekillenmiş oluyor değerli hocam. Hocam ben bir şeyi biraz daha açalım diye sizden rica edeceğim. O da şu, piyasaya süren kavramında tanımı yapmadan önce bir bunu üreten, İki, ithal eden diye bir ayrıma gitmiştiniz evet, ya. Evet. Şimdi tanımda da piyasaya ilk arzı diye bir tanım evet. var. Şimdi gelin ithal aşamasındaki piyasaya sürme ile imal edildiğindeki piyasaya sürme arasındaki farkı bir açıklayın. Tabii. Şimdi piyasaya sürme biraz önce de tariflemiştik. Ne demiştik? İşte ek bir sayılı listedeki ürünlerin tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasaya arz edilmesi işlemi. Aslında piyasaya arz edilmesi işlemi de kendi içinde bir tanım barındırıyor. Piyasaya arz edilmesi işlemi de malın üzerindeki tasarruf hakkının karşı tarafa devredilmesi. Dolayısıyla piyasaya ilk sürme, ilk tanım ithalatta nasıl oluyor? Gümrük beyannamesinin tescil edilerek serbest dolaşıma çıkartılması. Artık bu tüketiciyle veya tedarikçiyle buluşma noktasıdır serbest dolaşım. Tüm vergileri ödenmiş, artık serbest dolaşım rejimine girmiş şekilde. Dolayısıyla ithalatta gümrük beyannamesinin onaylanmasıyla mal artık yurt içinde serbest dolaşıma girmiş olduğu için piyasaya arz edilmiş sayılıyor. Üreticideki piyasaya arz edilme işlemi nasıl oluyor? Üreticiler karşımıza aslında hem piyasaya süren hem de tedarikçi olarak da çıkabiliyor. Biraz önce tedarikçiyi tariflerken ürettikleri ek bir sayılı listedeki ürünlerin üretildikleri aşamada üzerlerine kendi adını, ünvanını, markasını, belirleyici işaretini koymak şartıyla kendilerini piyasaya üretici veya piyasaya süren olarak tanıtanlara bu ürünleri üretenler demiştik. Tedarikçi. Yani aslında ben üreticiyim. Hepimiz büyük marketlere gidiyoruz. Bunu bir örnekle tarifleyecek olursak. Bakliyat reyonlarına gittiğimizde bakıyoruz. Bir X makarna şirketinin üreticisi ve imalatçısı kendi markasıyla sattığı bir bakliyat var. Bir de bakıyorsunuz o marketin kendi adını taşıyan, kendi ünvanını ve logosunu taşıyan bakliyatlar var. Aslında o market onun üreticisi değil. Belki de yanında satışa sunduğu X marka üreticisine kendi içinde ayrıyeten ürettirmiş olur. Ürettirmiş olabilir bu bakliyatı. İşte bu X marka bakliyatı üreten kendi adıyla, ünvanıyla o marketin reyonunda yer aldığında piyasaya süren, o marketin adı ve ünvanı üzerinde ambalajlayarak o vitrinde, o reyonda yer aldığında ise tedarikçi vasfını kazanıyor. Dolayısıyla burada piyasaya sürmede dikkat edeceğimiz kısım kendi adı, ünvanı, markası ve belirleyici işareti ürünün veya ambalajın üzerinde yer alan olup olmadığını dikkat etmemiz gerekecek. Hocam bir de boş ambalaj ürünlerinin teslimiyle ilgili. Hani açıklamıştınız evet. Her kim ambalaj malzemesinin içerisinde ürün, eşya, malzeme koyuyorsa o zaman onu piyasaya sürüyorsa ambalaj malzemesi GECAB'ın konusuna giriyor demiştiniz. Ama bir de bunların kendi hani öteden beri iddia ediyoruz ya kaynağında alınsın diye. Evet. Bunun ilk üretim aşamasındaki teslimlerle ilgili konuyu da bir açalım. Sonra bu birinci, ikinci ambalajlara geçeriz. Hocam. Tamam. Hocam şimdi öncelikle ambalaj malzemesi o ürünü piyasaya süren için ambalaj malzemesidir. Ambalaj malzemesini üreten insanlar için bir üründür o. Dolayısıyla bunu üreten de
bir ürün olarak, ambalaj olarak değil de bir ürün olarak görmemiz lazım. Bu ürün de GECAB'ın konusunda sayılan ürünlerin içerisinde değil. Ama o ambalaj malzemesi, bu ambalaj malzemesini üreten de ürün olmakla beraber bunları gruplayarak, 10'lu, 20'li, 50'li, 100'lü kaçlıysa gruplayarak streç dediğimizde, o grupları tutup bir kolyeye koyduğumuzda, nakliye aşamasında, altına bir palet koyduğumuzda, içindeki ürün ambalaj malzemesini kenarda tutuyoruz. Sadece ambalajladıklarımızı GECAB'a tabi tutuyoruz. Dolayısıyla ambalaj malzemelerini üreten firmalar için o bir ambalaj değil, üründür. Bunu bu şekilde kavramamız gerekiyor. Hocam bir de galiba bu ambalaj malzemelerinde dışarıda tutulan tek şey bez torbalar galiba. Evet hocam. Yalnız tabii burada 25 kuruşluk şeydesi yok zaten. 6 tane ürün saydık biz. Ambalajı 6 alt başlıkta saydık. 25 kuruş ödeyerek poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili ambalajlarda da yok. Saydığımız neydi? Tekrar hatırlayalım ambalaj malzemelerinde. 1. Cam ambalaj, plastik ambalaj, kompozit ambalaj, kağıt ve karton ambalaj, metal ambalaj ve ahşap ambalaj. Dolayısıyla bunun içerisinde sayılmadığı için bez ambalaj, bezde ambalajlanmış şeklinde gönderilen ürünlerin içindeki ürün GECAB'a tabi ise onun için vereceğiz ayrı, ama ambalajı için herhangi bir GECAB hesaplayıp vermeyeceğiz hocam. Peki hocam, şimdi gelelim bu ambalajların kullanım amaçlarına göre bir sınıflamaya. Hocam şimdi ona gelmeden önce bu ambalajlar nerede karşımıza çıkacak? Satış noktasını bir tarifleyelim bence. Satış noktasıyla beraber ondan sonra sınıflamasına geçelim. Şimdi satış noktası kavramı da bizim için önemli. Bir piyasaya süren kavramı, tedarikçi kavramı ve satış noktası kavramlarını yan yana koyduğumuzda GECAB'ın sorumlularını burada buluyoruz. GECAB'ın konusunu zaten çerçevelemiştik 3 başlık altında. Sorumlularını buluyoruz. Şimdi bu satış noktası nedir? Yönetmelikte geçen tanım, toptan veya parakende olarak, altını çiziyorum burada, çok önemli, mal veya ürün satışı. Çok kafa karıştı hocam burada. Mali müşavirlik ofislerinde ikram olarak vereceğiz. Biz bunun GECAB'ın sorumlusu muyuz değil miyiz? Mal veya ürün satışı. Dolayısıyla ikram olarak verilenlerde de satış noktası aranıyordu burada. Hatta bugün onunla ilgili de bir değişiklik var. Birazdan ona da değiniriz. Toptan veya parakende olarak mal veya ürün satışını yapan mağaza, market gibi benzeri satış yerlerine satış noktası diyoruz. Dolayısıyla satış noktalarında bu ambalajların ve ambalajlı ürünlerin ambalajıyla ilgili neler karşımıza çıkabilir? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi satış noktalarının ambalaj kısmında iki ayrı yönetmelikte sorumluluğu var değerli arkadaşlar. Nedir bu iki ayrı yönetmelik? Birinci yönetmelik Çevre Kanunu'nun ek 13. maddesinde daha önce yayınlanmış plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili 25 kuruşluk de hep bahsettiğimiz 25 kuruşluk bu toplanan poşet parası dediğimiz paralarla ilgili bu yönetmelikle ilgili bir sorumluluğu var. Bir de bu kapsama girmeyen ambalajlar için satış noktalarının sorumluluğu var. Satış noktaları ambalajlardan nasıl sorumlu oluyor? Bunu da çok iyi belirlememiz lazım. Öncelikle satış noktasında, satış noktasına ambalaj sorumluluğunu atfedebilmemiz için öncelikle orada o ambalajların üzerinde ünvan, marka, herhangi bir kişinin işareti yoksa eğer ve burada ambalajlanıyorsa satış noktası sorumlu. Veya satış noktasının kendi adı, ünvanı, markası varsa yine satış noktası sorumlu, ama bir başkasının adı, ünvanı, markası var ise geri kazanım katılım payından o ürünün üzerindeki ambalajda adı, ünvanı, markası, belirleyici işareti kimin ise ambalajından o sorumlu. Ama bunu poşete koyuyorsa bunun poşetinden o sorumlu hocam. Yani buna basit bir örnek vereyim. Bu arada Serkan Sönmez hocamın da kulaklarını çınlatayım. Örnek onundur patenti de. Bir pastaneye gittik. Pastamızı aldık, kutuya koyduk. Şimdi pastayı aldık, kutuya koyduk. Bir karton ambalaj yaptık. Bu karton ambalaj GECAB'ın konusunda, geri kazanım katılım payı yönetmeliğinin konusunda. Aldık o pastayı kutuyla beraber gittik. Kasada parayı ödeyeceğiz. Ödedik ücretimizi ve bize bir poşet verdiler bunu taşımaya. 25 kuruş, bu da
plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili yönetmeliğin konusu. Burada plastik poşetlerle ilgili 25 kuruşluk ücreti aslında alıcı karşılıyor ama o karton kutuyla ilgili geri kazanım katılım payı ile ilgili GECAP yükümlülüğü ise bunu piyasaya arz eden satış noktası. Yani pastane, aynı örneği marketler için de verebiliriz. Meyve sebze reyonlarında rulolar halinde bu 15 mikron kalınlığının altında ince plastik torbalar, poşetler vardır. Koparırız onları, sebze meyvemizi alırız. 4-5 tane aldıktan sonra 4-5 çeşit aldık, gittik kasaya verdik. Bunun içinde bize bir plastik poşet verdiler. İşte o plastik poşet sorumluluğu, plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili 25 kuruşluk sorumluluk, ayrı bir yönetmelik, satış noktasının sorumlu olduğu. O 15 mikronun altında meyve sebze reyonlarındaki poşetlerimizdeki sorumluluk ayrı bir yönetmelik. O da GECAP yönetmeliği, onun da sorumluluğu yine satış noktasında. Hocam market 25 kuruşluk poşetleri ayrı beyan edecek. Aynı, evet. Tek bir, evet, bir beyannamede. Ayrı bölümde. Evet. Adet bazında. Evet. Diğer taraftan 25 kuruşluk uygulamanın dışında kalan rulo poşetleri kilogram kilo bazında. Aynen, doğru. Aynen. Aynen. Ayrı bir şekilde. Ayrı bir şekilde. Evet. Çünkü birisi GECAP ek 11'in ve yönetmeliğinin sorumluluğunda, diğeri plastik poşetlerin, evet, ücretlendirilmesiyle ilgili çevre kanunu ek 13'ün sorumluluğunda. Burada tabii satış noktasındaki altını çiziyorum, tekrar unutmamak gerekiyor. Satışa konu olan ürünün ambalajının üzerinde herhangi bir marka, ünvan, bir şey varsa zaten o poşet zaten satış noktasına geldiği aşamada GECAP'lanmış geliyor. Bundan sonraki safhalarda bir daha GECAP'a tabi değil. Hocam gelin şimdi meslektaşlarımıza bir müjde verelim. Verelim hocam. Tartışıyorduk ya çok. Evet. Çünkü bir önceki usul esaslarda bir örnek vardı. Konfeksiyon atölyesi, evet, örneği. Doğru. Deniyordu ki örnekte, siz konfeksiyon atölyesindeki çalışan işçilerinize, gelen müşterilerinize karton bardakta su ikram ediyorsanız bunun GECAP'ını ödeyeceksiniz. Biz bu örneği alıyorduk, kendi ofisimize taşıyorduk. Diyorduk ki ofisimizde de çalışanlarımız karton bardak kullanıyorsa, müşterilerimize karton bardakla ikram ediyorsak biz de mükellefiyetimiz doğuyor GECAP anlamında, evet, diye yorum yapıyorduk. Bugün yayınlanan, işte yayından bir iki saat önce, evet, web sitesine konan, önceki uygulama esaslarında değişiklik yapan yeni düzenlemede bu örneği değiştirdiler. Konfeksiyon atölyesindeki bardakları kapsam dışına aldılar. Dediler ki bu içeceklerle satış yapan yerlerde GECAP'a konu, evet, olacak. Orada tekstil ürünleri satışı var, su satışı yok. GECAP'ın dışına aldılar. Ana faaliyet konusu bunların satışını yapanlarda var, evet, yapmayanlarda yok. Bugün bu örnek değişti. Evet, evet, evet. Bu örneği de biz alıyoruz kendi ofisimize, mali müşavirlik odasına, diğer yerlere taşıdığımızda, evet, bu içeceği satışta konu edilmediğinden dolayı GECAP'ın dışına alıyoruz. Evet. Ama bu demek değildir ki bir restoranda karton kutuyla bedelsiz bile su verilse, ya ben bunu satış yapmıyorum diyemiyoruz. GECAP'ın, evet, konusuna, evet, orada giriyoruz. Bu da bugün için meslektaşlarımıza vereceğimiz, evet, evet, güzel hocam, bir haber. Onunla ilgili olsun. Bir şey daha yapmışlar. Buyurun açıklama hocam. Vardı hocam altında. Bazı biliyorsunuz büyük alışveriş mağazalarına gittiğinizde bir kısımlarda da kafeleri vardır onların. O kafe varsa eğer orada, o mağaza için bu plastik bardak sorumluluğu var demektir. Dolayısıyla bunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu iyi oldu hocam, hatırlattınız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun hocam. Şimdi... Evet hocam, şimdi ambalajların gruplanmasına geldik. Bahsettiğimiz gibi biraz önce çeşitlerini saymıştık. 6 alt başlıkta toplandı ama bunları da GECAP'a tabi tutarken 3 gruba ayırıyoruz. Nedir bu ambalajlar, nasıl gruplayacak? Hani birincil, ikincil, üçüncül ambalaj diyoruz ya. Aslında birincil ambalaj dediğimiz ambalaj satış ambalajıdır. Ürünle birlikte bunu artık bunu alıcısına teslim ettiğimiz ambalajdır. Ama ikincil ambalaj bu satış ambalajlarını gruplama ambalajı aslında. Nedir gruplama ambalajı? İşte bir ürünü, ambalajlı bir ürünü işte üçlü, beşli, onlu, sekizli gruplar halinde bir araya getirip taşımasını kolaylaştırmak, nakliyesini kolaylaştırmak için yapılan ambalaj. Nakliye ambalajı dediğimiz bu grupladığımız ambalajları daha büyük gruplar halinde taşımayı kolaylaştıracak ambalajlar. İşte kolileme, paletleme, bunlar da
nakliye ambalajıdır. Dolayısıyla bu ambalajlar her biri için ayrı ayrı GECAB'a konu olacaktır. Birincil ambalajı, ikincil ambalajı, üçüncül ambalajı. Bakın GECAB'a konu olacaktır diyorum. Yani ödenecektir ayrı bir kavram. GECAB'ın konusuna giriyor olması ayrı bir kavram. Üç ambalaj da mutlaka GECAB beyannamesinde yer alacak. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yer almayacak olan kısım nedir? Birincil ambalajlarından yani GECAB'a konu olan saydığımız 7 ürün, lastik, akü, pil, elektrikli elektronik eşya, bitkisel yağ, madeni yağ, ilaç gibi ürünler yani GECAB'a tabi olan ürünleri sardığımız birincil ambalajları bunlar beyan edilecek ancak GECAB'a konu GECAB ödemesi yapılmayacak. Bunu ekranda gördüğümüz şekilde yani bir karar ağacı şeklinde de düşünürsek nasıl bunu hemen ayırt edeceğiz içinden? Öncelikle ambalajlı ürünü elimize alacağız. Bakacağız içinde ne var? İçinde biraz önce saymış olduğum işte lastik, pil, akü, elektrikli elektronik eşya, ondan sonra madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç var ise bunun içerisinde cevabımız evet ise birinci ambalajını beyannameye dahil ediyoruz. Bunun üzerinden kaç kilo ne kadarsa adetse neyse yazıyoruz. Beyannamede karşımıza bizim bir ücret çıkmıyor. Sıfır olarak geliyor. Ama bundan sonraki her ambalajını ikincil, üçüncül taşıma, palet ne varsa grup ambalajı ne varsa hepsini beyan ediyoruz. Ambalaj için GECAB'ını ödüyoruz. İçindeki ürün için zaten GECAB'a tabiydi. Onu ayrıyetten ödüyoruz. Yine aldık ambalajlanmış ürünü. Baktık içine. Yine lastik, pil, akü, elektrikli elektronik eşya veyahut da madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç. Bunlardan bir tanesi değil. Bu yani GECAB'a tabi bir ürün değil. Cevabımız hayır. O zaman kaç ambalaj varsa üzerinde birincil, ikincil, üçüncül hepsini hem beyan edeceğiz hem ödeyeceğiz. Hocam bu ambalajları da beyan ederken de kimisini kilogram, kimisini de adet olarak beyan etmek durumundayız. Yine ek bir sayılı listede arkasında zaten bu yönetmelikte, yönetmeliğin 5. maddesindeki ilkeler belirlenirken her bir ürünün karşısında yer alan birim tutar üzerinden beyan edilmesi esastır. Yani zaten siz bu ürünü de ambalajı da beyannameye girdiğinizde bunun yönetmelik karşısındaki birim fiyatı ne kadarsa otomatik olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla içecek ambalajları ile ahşap ambalajları adet olarak beyan edeceğiz. Yani her bir içecek ambalajı ile ahşap ambalajı adet olarak ama içecek ambalajları da 0.33 litre, 0.33 ile 750 litre, 750 ile üstü litre her birinin kapasitesi bazında da ayrı ayrı fiyat tarifesi vardır. Ayrı ayrı ücretlendirilecektir. Diğer ambalajların hepsini kilogram üzerinden beyan edeceğiz. Hocam şimdi çok teşekkür ederim. Çok güzel, çok aydınlatıcı bir şekilde gidiyoruz. Bana göre çok iyi gidiyoruz. Şimdi gelen sorulardan, camiadan iki konuda yanlış anlaşılma olduğunu, bunu bir tane altını çizmenizi istiyorum. Bir, ambalaj malzemesinin içerisindeki konan ürün 7 ürünün içerisinde ise ayçiçek yağı olabilir, başka bir şey olabilir. O zaman birincil ambalajın beyan edilip ama GECAB'ın ödenmeyeceğini. Şimdi meslektaşlardan gelen sorularda hocam hep bize şu soruluyor. Ama diyorlar birincil ambalaj ödenmeyecek. Hangi durumda birinci ambalaj ödenmeyeceğini bir daha altını çizelim hocam. Hocam teşekkür ederim. Bana da çok geliyor soru. Hatta soruyu sorarken de şöyle soruyorlar. Bu biraz önce sayılan 7 ürün grubunun içerisinde olmayan bir ürün var. Saymış bunun birinci ambalajı bu zaten. Bunun haricinde bu ambalajlar var. Bunları nasıl... Örneğin su. Evet örneğin su. Şimdi tekrar üstünde duruyorum değerli meslektaşlarım. Ambalajlı ürünü elimize alacağız. İçine bakacağız. İsim isim sayılan. Lastik. Akü, pil, elektrikli elektronik eşya, bitkisel yağ, madeni yağ ve ilaç. Bunlardan bir tanesi bu ambalajın içinde var ise birincil ambalajı. Birincil ambalajı da o ürünle bütünleşik olarak kısmen veya tamamen temas etmiş oluyor olması lazım birincil ambalaj için.
bu ambalaja GKP beyannamesinde beyan edip ödeme yapmayacağız. Ama hocamın dediği gibi su. Su biraz önce saymış olduğum 7 ürün grubunda olmadığı için suyun bütün ambalajları, hatta şu gördüğünüz bardak dahil olmak üzere onlu şeklinde paketlenmiş grup ambalajı, 10 tane gruplanmış ambalajı bir araya getirdiğimiz nakliye ambalajı ve bunun altına koyduğumuz kolaylaştırıcı nakliye palet dahil olmak üzere her biri geri kazanım katılım payı yani GKB'ın konusuna girecek. Dolayısıyla bir ürünün ambalajının birincil, ikincil, üçüncülün GKB'a tabi olabilmesi için zaten ikincil ve üçüncüller tabi hiç sıkıntı yok ama birincil için mutlaka içindeki ürünün sayılan 7 tane isim sayılan ürün olup olmadığına bakacağız. Yoksa bütün ambalajlar GKB uygulamasına tabi, sadece 7 ürün grubunda olanların birincili ödemesi yapılmıyor. Hocam bazı esnafların da iş adamlarının da bizi izlediklerini biliyoruz. Bir kesime de yine anlatmakta zorlanıyoruz. Eczacıya diyoruz ki artık kullandığın poşetler için kilogram bazında GKB ödeyeceksin. İtiraz. Hayır, ne münasebet. Biz poşet uygulamasından muafız. Hocam nerede muaf? Hocam şimdi şöyle poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili yönetmelik 40 mikron ve üzerindeki poşetleri ücretlendiriyor. Zaten standart olarak da 40 mikronun altında da normalde poşet olarak tanımlamıyor ama çift kat kalınlığı 15 mikron ve daha aşağısı olan eczanelerde kullandığımız bu küçücük naylon poşet diyelim artık onlara da, naylon poşetleri bu yönetmelik kapsam dışı bırakmıştı. Ama GKB yönetmeliği o yönetmelikten ayrı bir yönetmelik. GKB yönetmeliği de poşetlerin ücretlendirilmesi, biraz önce söylemiştik, satış noktaları iki ayrı yönetmelikten sorumluluğu var diye. Eczacılar da işte bu 15 mikron ve altındakilerden sorumluluğu var ama burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Eczanelerde bazen aldığımızda karşımıza çıkabilir. Ben de alıyorum. Boş, hiç üstünde isimsiz veya eczanenin kendi ismi yazıyor o poşette. Eczacı sorumlu orada. Ama satılan bir ürünün reklamını taşıyor ise, X ilaç markasını taşıyan bir küçük 15 mikron altında da olsa, o poşetin GKB'ından da o markası unvanı yazılı olan sorunu, buna da dikkat çekmek istiyorum. Bu çok önemli bir açıklamaydı evet. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Devam edelim hocam. Evet hocam. Bu içecek ambalajlarından bahsetmiştik. Birincil, ikincil, üçüncül ambalajları GKB'a tabi ama sadece bir iki istisna var burada tabii. Onu da belirteyim içecek ambalajlarla ilgili. Öncelikle içilebilir özellikte olan ve içecek olarak tüketime sunulan içme sütü, çeşnili ve aromalı sütler ile bebek devam sütlerinin birincil ambalajları, sadece birincil ambalajları geri kazanım katılım payına tabi değildir. Bir daha altını çiziyorum. Meyve suları falan değil değerli meslektaşlar, karışmasın. Sadece içecek olarak, yani içecek olarak tüketime sunulan, içilebilir özellikte olan içme sütü, bebek devam sütü ve çeşnili ve aromalı olarak piyasaya sürülen içme sütlerinin birincil ambalajları. Bunların grup ve nakliye ambalajları tabi bunlar değil. Bir de bir önceki 29 Haziran'da yayınlanan usul ve esasları düzenleyen, ona da ne denir bilemiyorum, ikinci ve usul ve esasları düzenleyen düzenleme diyelim buna. Orada yayınlandı. Nedir bu? İhtiyaç sahiplerine iletilmek üzere kar amacı gütmeyen hayır veya insani yardım kurum ve kuruluşlarınca dağıtılan ambalajlı ürünler için GKB söz konusu değildir. Yani hayır kuruluşlarınca insani yardım amacıyla kar amacı gütmeksizin dağıtılan ambalajlı ürünler için GKB yükümlülüğü yok. Burada bir içme sütlerinin birincil ambalajları, bir de hayır kurumlarınca dağıtılan ürünlerin ambalajlarında ve ürünler içinde GKB'ın konusuna girmediğini belirtmek istiyorum. Hocam, şimdi önceki uygulamalarda düzenlemesinin daha sonra yapılacağı açıklanmıştı. Evet. Depozitolu ambalajlar. Evet ilgili. Hocam. Bu konuda şu an geldiğimiz bir nokta var. Bazı açıklamalar var. İşte bunların kodlarıyla ilgili bir plan verilmesiyle ilgili vesaire. Bu ilk 6 aylık dönemde depozitolu ambalaj malzemeleri için ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Kapsama tamamen ne zaman geçeceğiz? Bunu da yeni gelen hemen açıklayayım hocam. Yalnız ona geçmeden ambalajları son bir cümleyle bitirmek istiyorum.
Bugün bir saat önce yayımlanan işte yine bu usul ve esaslarla ilgili düzenlemede atıkların balyalanmış şekilde telle veya şeritle sarılmasında kullanılan bu tel ve şeritler ambalaj kapsamının dışına çıkarıldı. Sadece atıklarla ilgili ama piyasaya sürülmek üzere, satışa sürülmek üzere balyalananlar da değil. Bunu da buzdolabını satarken kolyeye şerite çekmişsem ambalaj tanımında. Tabi, evet. Atıklarda değil. Evet. Atıkta değil. Bunu belirteyim. Gelelim depozito konusuna. Şimdi değerli hocam, depozito 2019 yılında bu kapsamda bakanlıktan izin almış depozito uygulamasını sürdürenler 3 ay içerisinde yeni usul ve esaslara göre depozito uygulamasını ile ilgili planını yapıp bakanlık ambalaj bilgi sistemine yükleyip bakanlığın onayını aldıkları takdirde bu uygulama 1/1/2020 tarihinden itibaren onlar için geçerli olacaktır. Bu depozito ile ilgili düzenleme de Çevre Kanunu'nun ek 12. maddesinde 1/1/2021 tarihinden itibaren zaten zorunluluk geliyor hocam bunlara. Ama şu anda hali hazırda iki tane 29 Haziran'da yayınlanmış yönetmelik var. Bir, akülerle ilgili depozito yönetmeliği. İki, ambalajlarla ilgili depozito yönetmeliği. Ambalajlarla ilgili depozito yönetmeliğinin ek birinde de tanımlamış hangi ambalajlar. Öncelikle içecek ambalajları, damacana 5 litre ve altındaki gaz ve kimyasal tüplerle taşınanların, gaz ve kimyasal tüplerle taşınan ürünlerin ambalajları, taşıma ambalajları tanımına giren palet, kasa, sepet, içecek fıçı, bidon şeklindeki içecek ambalajıyla konteynerler depozito uygulamasına tabi olacak. Şimdi kod numarası var, nedir? 2019 yılında alınmış olan kodlarla ilgili depozito uygulaması hayatımızda devam ediyor. Varsa bunlar depozitolu ürünler GECAP'ta beyan ediliyor fakat GECAP ödemesi yapılmıyor. Bir işletme şimdi müracaat edecekse eğer depozito uygulamasına, müracaat ettiği tarihten itibaren kod veriliyor ve müracaat ettiği tarihten itibaren geçerli oluyor. Ne yapması gerekiyor? Öncelikle bir depozito uygulama planı hazırlaması gerekiyor. Bu depozito uygulama planını ambalaj bilgi sistemine yükleyecek. Bakanlık bunu uygun görürse onaylayacak. Bu onayı aldıktan sonra kod veriyorlar. O kodla beraber depozitolu ürünleri beyannamede ayrı bir bölüme giriyoruz. Dolayısıyla burada GECAP hesaplanıyor ama ödeme yapılmıyor burada. Bildiriliyor, ödeme yapılmıyor. Dolayısıyla depozitolu ürün satışlarında 2019'da yürürlükte olan yönetmeliğe göre devam ettirenler 3 ay içerisinde yeni uygulamadaki esaslara göre bunu yenilediklerinde 1/1/2020'den itibaren bu uygulamaya girmiş olacaklar. Depozitoda yalnız şöyle bir şey var hocam, ilginçtir. Ambalajlarla ilgili depozito yönetmeliğindeki ilkelerde depozitonun faturayla her bir faturanın üzerinde yazılacağını ve KDV dahil yazılacağını, yani burada bir depozito alınacaksa katma değer vergisinin de alınacağını anlıyoruz burada. Ancak akülerle ilgili 29 Haziran'da yayınlanan akülerle ilgili depozito yönetmeliğinde bundan bahsetmiyor. Akülerle ilgili sadece çoklu organizasyonlarda, yani üretici, bayi, tamir bakım atölyesine varana kadar bu organizasyonların hepsini birden bu plana dahil edip ülke bazında bu planda depozitoları takip edebilecek bir plan sunup kabul edildiyse her bir aşamada birbirlerine depozito faturası kesilecek. Depozito ücretleri de bu üreticiler kendi belirlemeyecek. Bakanlıkça bu depozito ücretleri ürünler için, aküler için de, plastik ambalajlar için de, belirlenen ambalajlar için de depozito tutarları bakanlıkça belirlenecek. Bu depozito uygulamasında bu kapsama dahil olan işletmeler biten yıldan sonra 6. ayın sonuna kadar, yani Aralık ayında biten yıl Aralık'tan sonra bir sonraki yılın Haziran ayına kadar mutlaka bir rapor hazırlayıp bakanlığa sunmak zorunda. Bir önceki yıldaki depozito sisteminde yapılan tüm işlemleri, depozito satılan ürünleri bir raporla bakanlığa sunmak zorunda. Dolayısıyla bu raporda bakanlık denetimde isteyebiliyor. Bu raporda geri toplanamayan ürünler varsa bunların da GECAP'a tabi tutulmasını da isteyebiliyor. Depozito olarak toplanan ücretlerin mutlaka ve mutlaka bakanlık tarafından belirlenecek şekilde
kullanılması da bir mevzuata veya yönetmeliğe bağlanabileceği depozito uygulama yönetmeliğinde belirlenmiştir. Hocam ürünler. Evet hocam. Ürünler. Ürünler. Ürünler aslında işin en kolay tarafı hocam. Çünkü 7 tane isim isim sayılmış. Tabii bunlar ürün grubu demek daha doğru burada. 7 isim isim sayılmış ürünleri de daha iyi kavrayabilmek için ürünün niteliğine göre o ürünle ilgili bakanlığın tanımlarına gidip bakacağız. Şimdi 7 ürün nedir? Tekrar hatırlatmak istiyorum değerli meslektaşlarıma. Ek 11. maddede sayılmış 7 ürün, bitkisel yağlar, elektrikli ve elektronik eşyalar, ilaçlar, lastikler, piller, akümülatörler ve madeni yağlar. Şimdi bu ürün gruplarında nasıl vergileyeceğiz, nasıl GEKAP alacağız? Bunların üzerinden gidelim. Öncelikle bitkisel yağlar, bu ürün grubunda bitkisel yağları piyasaya süren kavramı önemli GEKAP sorumlusunda. Piyasaya süren kimdi? Ek bir sayılı listede yazılı ürünleri tedarik veya kullanım amacıyla ilk defa piyasaya sürülme işlemi, piyasaya arz, ama bunları süren gerçek ve tüzel kişiler de piyasaya sürendi. Bu bitkisel yağları ürettik. Bu bitkisel yağın üretimini yapan kendi markası ve unvanı ile beraber piyasaya sürdüyse, piyasaya süren kavramında bunun üreticisi, ne yapacağız? Ne kadar ürettiysek birincil ambalajına, bunun birincil ambalajına beyan edip GEKAP ödemeksizin grup ve nakliye ambalajlarını da dahil etmek şartıyla beyannameye ithal edeceğiz ve bunun GEKAP'ını ödeyeceğiz. Burada bazen bu üreticiler tedarikçi de olabiliyor. Bazen bu ürünleri ham madde olarak da piyasaya sürülebiliyor. Eğer biz ürettiğimiz bu bitkisel yağı başka bir bitkisel yağın üretiminde ham madde olarak kullanacaksak, bu ürünü GEKAP'ta beyannamede beyan edeceğiz. Ücret ödemeyeceğiz bununla ilgili. Hocam şu mu? Ben kanola yağı üreticisiyim. Evet. GEKAP'ın konusuna giren bir ürün. Siz de zeytinyağı üreticisiniz. Bu da GEKAP'ın konusuna giren bir ürün. Evet. Ben ürettiğim yağı kanola yağı olarak son tüketiciye sattığımda GEKAP'ı beyan edeceğim. Piyasaya süren siz oluyorsunuz, piyasaya sorumlu sizsiniz. Evet. Fakat siz yapmazsınız gerçi böyle bir şey ya. Yani siz zeytinyağına kanola yağı karıştırıp satacak bir adam değilsiniz ama örnek üzerinden gidiyoruz. Siz benden aldınız, zeytinyağına karıştırıp tekrar piyasaya süreceksiniz. Evet. Bir, ben açığa sattığım yağı beyan edip ödeyeceğim. Evet. Fakat size satışımda nereden bileceğim siz bunu bir ham madde olarak tekrar kullanacağınızı veya kullanmayacağınızı? Hocam şimdi orada başka bir dünya ile karşı karşıya geleceğiz. Evet, çok ya. Büyük ihtimalle borçlar hukuku karşımıza çıkacak. Çünkü bu yönetmelikte, bu usul ve esaslarda yapılan düzenlemelerde müteselsiz sorumluluk kavramını rastlamadık. Dolayısıyla müteselsiz sorumluluk olmadığı için mutlaka bir sözleşme ve mutlaka bir taahhütname alınması, ki artık bu bizim de alanımızın dışında hukukçuların bileceği bir iş. Bunu bir de hukukçu devreye girecek. Yani işte çevre görevlisi, mali müşaviri, hukukçusu falan. Yani burada iyi sözleşme yapmak lazım. Mutlaka bir taahhütname almak lazım. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi yani orada kullanabilir de kullanmayabilir de yani. Dolayısıyla burada ama yalnız ham madde olarak satıldı. Yapacağımız iş beyan edeceğiz. Ücret ödemeyeceğiz. GEKAP ödemeyeceğiz burada. Yani ambalajına koyacağız, vereceğiz. Ücretsiz bir şekilde buraya aktarmış olacağız. Bunu tabii verirken bir şeye daha dikkat edeceğiz. Ham madde olarak verdik. Biraz önce ne dedik? Birincil ambalajlarda ücret ödemiyoruz. Ham madde olarak verdiğimizde GEKAP'a tabi bir ürüne GEKAP hesaplanmasa bile yine birincil ambalajında tekrar beyan edeceğiz. Bundan da GEKAP hesaplanmayacak. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Burada bir başka bir özellikle durum daha var. Şimdi hem tedarikçi hem üretici. Yani ben ürettiğim ürünü bir başkası adına da üretebilirim. Dolayısıyla başkası yani bir usul ve esaslarda salça örneği vardır bununla ilgili. Salça imalatı yapan bir fabrika X şirketi adına bunları ambalajlayıp paketleyip X şirketine teslim ettiğinde
piyasaya süren X şirketi oluyor. Çünkü piyasaya süren kavramında arayacağımız olay kendi adı, ünvanı, markası, belirleyici işaretiyle beraber ürünü piyasaya sunma işlemini gerçekleştiren diye. Dolayısıyla buradaki salça imalatını yapan da tedarikçi oldu. Ama bazı durumlarda her ikisinin de ünvanı bunun üzerinde yazıyor olabilir. İşte burada neye bakacağız? Sözleşme var mı arada bu GECAP'la ilgili? Sözleşmeyle burada GECAP'ın sorumlusunu tayin edebileceğiz. Sözleşme yoksa ne olacak? Buradaki asıl durumda sözleşme yoksa ne olacak? Burada bunu satan artık GECAP'ın sorumlusu olacak. Üreten sorumlusu olacak. Bitkisel yağlarda GECAP'ı nasıl hesaplayacağız? Net ağırlıktan. Yani eski tabirle darasını düştükten sonra içindeki ambalajları, ağırlığını, şişesi, tenekesi, kutusu neyse bu düşüldükten sonra net ağırlığı üzerinden beyan edeceğiz. Şimdi bitkisel yağlardan sonra çok geniş. Gerçekten inanılmaz derecede geniş. Hatta işletmelerin bir de mühendis barındırması gerekecek bununla ilgili hocam. Avukat, çevre görevlisi, mali müşavir, bir de mühendisimizin falan olması gerekecek. Elektrikli, elektronik eşyalar için geri kazanım katılım payı. Şimdi öncelikle elektrikli, elektronik eşyalar ek bir sayılı listede aslında bir ürün grubu olarak tanımlanmış. Hangi ürünün elektrikli, elektronik eşya olarak tariflendiğini bilebilmek için atık elektrikli elektronik eşya yönetmeliğinin ek bir maddesine gideceğiz. O kadar dağınık bir mevzuat ki. Onun altında 2 sayfa, 3 sayfa her bir elektrik elektronik eşya ürün bazında tariflenmiş. Bu yönetmelikte elektrik elektronik eşya diye geçen ürün grubunun detayı atık elektrikli elektronik eşya yönetmeliğinin ek bir B bendinde tanımlanan elektrikli elektronik eşyalardır. Şimdi bu elektrikli elektronik eşyaların ürün olarak kendisi GECAP'a tabi. Ama bunların içerisinde istisnalar da var. Nelerdir buradaki istisnalar? Öncelikle onları belirtelim. Büyük ölçekli sabit endüstriyel aletler elektrikli elektronik eşya olarak tanımlanmıyor ve GECAP'ın konusuna girmiyor. Nedir bu? Büyük profesyoneller tarafından, büyük makineler ve profesyoneller tarafından kurulan sadece o yerinde iş gören, montajlandığı yerde çalışan ve bunun kurulumu ve sökümü içinde profesyonellere ihtiyaç duyulan sabit endüstriyel aletler. Bir de büyük ölçekli sabit kurulumlar. Bunlar da örneğin mesela tatil köylerinde, otellerde aydınlatma sistemleri kurulur. Havuzların aydınlatma sistemleri olur, binanın aydınlatma sistemleri olur. Sadece kurulduğu yerde o işlevi görür, başka bir yerde aynı işlevi görmez. Bu kurulumlar da elektronik ve elektrik eşya tanımı dışında bırakılmış ve bunlar da GECAP kapsamı dışında. Bir de temel birincil görevi enerji kaynağı olarak elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağlı olması gerekmeyen, yani sadece ilk aşamasında elektrikle çalışan bir gaz ocağını düşünün veyahut da bununla çalışan ne olabilir, gazlı bir ocak düşünün, sadece bastık şofben düşünün, manyetosuyla sadece onu elektrikle yandı ama asıl işlevi onun gazla veya işte başka bir ürünle çalışıyor olması, bunlar da elektrikli elektronik eşya tanımı dışında. Elektrikli elektronik eşyada GECAP nihai ürüne uygulanır. Yani bitmiş ürüne uygulanır. Dolayısıyla burada ürünün bitmiş olması lazım. Bunlar aynı zamanda elektrikli elektronik eşyalar araçların ve bir başka elektrikli elektronik eşyanın orijinal eşya veya parçası da olabilir. Dolayısıyla bu kapsamda olanlarda eğer orijinal eşya parça olarak, hani biraz önce bitkisel yağlarda ne dedik, ham madde olarak satışı olabilir. Ama bizde nihai ürün olarak tanımlamış olsak bile elektrik elektronik eşyayı, sattığımız kişi de orijinal eşya parça olabilir. Bu nasıl olabilir? Buzdolaplarının içindeki aydınlatmalar, araçların içindeki teypler veya araçların içerisindeki aydınlatma lambaları elektrik elektronik eşya olarak orijinal parça olarak kullanılabilir. İşte bu durumlarda da ham madde olarak bitkisel yağları sattığımızda sadece satan beyan ediyordu, GECAP ödemiyordu. Orijinal parça olarak yapılan satışlarda satan beyan ediyor, ödemiyor. Alan da aracı veya elektrik elektronik eşyayı satışında
içindekileri beyan ediyor. Yine bugün çıkan yönetmelikte bununla ilgili bir düzenleme geldi. Neden mühendis bulundurmamız gerektiğini bugün buna bağlıyorum hocam. Elektrikli olarak ithal edilen işte kaykay, scooter, ginger gibi aletler elektrikli elektronik eşya tanımında yok. Ama bunların içerisindeki piller ve elektrikli elektronik eşyaları diyor ki orijinal parça olarak beyan edin, GECAP ödemeyin bununla ilgili. Yani bu ginger falan geldiğinde bunun içinde iyi mühendisin çıkartması lazım. Neler var? Bunları beyan edin, ödemeyin. İthalat sırasında dolayısıyla içindeki orijinal parçaların mutlaka beyan edilmesi gerekiyor. Yine OTA alarmları, OTA sensörlerini falan, otomobil sensörlerinin içerisinde bulunan piller, yani ithalat sırasında ithal edilen OTA alarmları ve otomobil sensörleri de elektrikli elektronik eşya olarak tanımlanmasa bile bunlar da içindeki pilleri mutlaka orijinal parça olarak beyan edeceğiz, ödemeyeceğiz. Bir mühendise ihtiyacımız olacak hocam burada da. Elektrikli elektronik eşyalarla ilgili iki tane şey daha söyleyeceğim. Yenileme ve tamir bakım sonrası tekrar piyasaya sürüldüğünde yine yenileme ve tamir bakım sonrası piyasaya sürülen bu elektrikli elektronik eşya geri kazanım katılım payına tabi olacak. Bunu unutmamak lazım. Bir de üretimle bütünleşik şekilde piyasaya arz edilen, yani üretilirken orijinal parça olarak kullanılan başka bir elektronik eşyada da beyan var, ödeme yok. Buna örneği şeyde güzel vermişlerdi usul ve esaslarda. Televizyon elektronik ve elektrikli eşya tanımında var ve bundan GECAP alınıyor. Buzdolabı da var ve bundan da GECAP alınıyor. Dolayısıyla televizyonlu buzdolaplarında üretim safhasında bütünleşik olarak kullanıldığı için televizyonu beyan edilecek ama GECAP ödenmeyecek. Buzdolabının içindeki aydınlatma da nitekim bu şekildedir. Beyan edilecek, ödenmeyecek. Bunlarda da net ağırlık dikkate alınacak. Yalnız net ağırlık derken içindeki raflar dolapla beraber kullanılıyor ise bu içindeki rafların da hesaba katılacak ağırlığında. Orijinal eşya parçayı ayırırken de 3 tane kritere dikkat etmemiz gerekecek. Nedir? Bir kere bu ürünün ayrılmaz bir parçasıysa işte nasıl arabanın içerisindeki akü orijinal bir parçadır, aracın içindeki ayrılmaz bir parçasıdır. Mutlaka bu orijinal parça olarak ilk üretimde bütünleşik olarak araçla satıldığında orijinal parça olarak değerlendirilecek. Araçla beraber kullanım ömrü boyunca, akünün kullanım ömrü boyunca kullanılacak ama daha sonraki safhalardaki aküler artık yedek parça temininde, onlarda GECAP var. Diğer kriterimiz ne? Kullanım ömrü boyunca, yani buzdolabının kullanım ömrü boyunca aydınlatması mutlaka olacak içerisinde. Bunda GECAP beyan edilecek, ödenmeyecek ama o aydınlatma aracı üretim safhasında monte edilen aydınlatma aracı lambası yandı. Sonradan aldık bir tane lamba koyduk. Bu zaten o lamba piyasaya sürüldüğünde münferit olarak piyasaya sürülmüş olduğu için GECAP'lanmıştır. Dolayısıyla o GECAP'a tabi. Yine bunların tüm parçalarıyla birlikte kullanılıp tüketilip bertaraf ediliyor ise orijinal parça olarak değerlendireceğiz. Yani ayrılmaz bir parça kullanım ömrü boyunca o eşya ile beraber ve kullanım ömrü boyunca kullanılıyor, tüketiliyor ve bertaraf ediliyor ise orijinal parça veya eşya olarak değerlendiriyoruz. Orijinal parça ve eşyalarda da hepsini kullanmıyoruz. Neyi kullanacağız? Bir, öncelikle ek bir sayılı listedeki ürünlerin içerisinde sayılan madeni yağ, elektrik, elektronik eşya, aküyü orijinal eşya parça olarak saymış ve tariflemiş, bir de pili tariflemiş. Dolayısıyla bunları bu şekilde ek bir sayılı listedeki ürünlerin ve araçların imalinde kullanılması halinde orijinal eşya ve parça olarak değerlendireceğiz. Bir not daha, güneş enerjisiyle çalışan elektrikli elektronik eşyalar da geri kazanım katılım payına tabidir. Orijinal eşya parçanın nasıl beyan edileceğine ilişkin yine bir şekille veya bir karar ağacıyla tanımlayacak olursak, Sinan kardeşimden rica edeyim, ekrana yansıtırsa memnun olurum bu görüntüyü. Şimdi öncelikle bakıyoruz, araç ile elektrikli elektronik eşya üretiminde. Hocam bir saniye, bu grafik değil Sinan. İki tane ileri.
İki ileri gidelim Sinancığım. O toparlayacaktır hocam. Evet. Öncelikle neye bakıyoruz? Karar ağacını verdiğimizde işte araç ile elektrik ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya parça olarak kullanılan ek bir sayılı listede yer alan ürün gruplarında var mı yok mu bir kere her şeyden önce ekranda gördüğünüz gibi. Şimdi eğer bu grupların içerisinde varsa orijinal parça olarak kullanılmak şartıyla mutlaka bunu satarken de hocam biraz önce bahsetmiştin işte ham maddeyi satarken nasıl belirlememiz gerekiyorsa yine bir sözleşmeye bağlayıp bir taahhütname almak ama bunu yine de mutlaka bir avukatla yapmak daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Orijinal parça kullanmak şartıyla satılan bu elektrikli elektronik eşyanın veya akünün veya pilin satanlar tarafından beyanı yapılıyor. Ödemesi yok. Araç ile elektrikli elektronik eşya üretiminde üretilirken bütünleşik bir parça olarak üretim safhasında kullanılması halinde bu araçların ve elektrik elektronik eşyanın satılması safhasında da bunları satanlar da içindeki bu orijinal parça olarak kullandıkları ürünleri bunlar da beyan edecek. Karşılıklı beyan var yani. Alan da satan da beyan edecek. GECAP ödemesi bunlarda da bulunmayacak. Pil ve akümülatörlerde nasıl olacak bu işlem? Bunlar da orijinal parça olarak kullanılması halinde aynı şekilde olacak. Bunlar da depozitolu sisteme tabi ise pil ve aküler de depozito sistemine tabi ise bunlarda da beyan yapılacak, ödeme yapılmayacak. Diğer bir ürün grubumuz madeni yağlar. Madeni yağlar da ek birdeki ürünlerde mutlaka ham madde olarak kullanılmak üzere madeni yağ satışı yaptığımızda bunlarda da satan tarafından, piyasaya süren tarafından beyan edilecek. GECAP ödemesine tabi olmayacak bunlar. Ancak araçlara orijinal parça olarak üretim sırasında ilk dolum yağı olarak satılanları da orijinal parça olarak değerlendirdiği için yönetmelik. Bunlarda da GECAP beyan edilecek ama ödemesi yapılmayacak. Bu madeni yağlar da net ağırlık üzerinden hesaplanır. Yalnız madeni yağlarda net ağırlık üzerinden hesaplanırken bu madeni yağların içerisinde katkı maddeleri var ise bu katkı maddeleri dahil olmak üzere ağırlığı mutlaka hesaplanmak gerekecek. Son ürün grubumuz ilaçlar. İlaçlar da 3 alt başlıkta toplanmış. Veterinerlikte kullanılan ilaçlar, beşeri ilaçlar, zirai ilaçlar. Bu ürün grubunu da iyi tanıyabilmek için veterinerlik tek kullanılan ilaçlar ile zirai ilaçların mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ilaçlarla ilgili tanımlarına bakmamız gerekecek. Beşeri ilaçlarda da Sağlık Bakanlığı'nın tanımlarına bakmamız gerekecek. İlaçlar da içinde ithal edildiğinde veya piyasaya sürüldüklerinde geri kazanım katılım payına tabidir. Son bir grafikle de anlattığımız bütün ürün gruplarının GECAP'a tabi olanları nerede GECAP doğduğunu ve sorunları kimler olduğunu şekilde tekrar anlatmak istiyorum. Yine gördüğünüz üstteki üçlü ayrımda plastik poşet ve diğer torbalar doğrudan GECAP'a konu olan sayılan 7 tane ürün ve ambalajlar 6 alt başlıkta saydığımız ambalajlar GECAP'ın konusu. Üstteki 3 şekil GECAP'ın konusu değerli arkadaşlar. Alttaki hemen onların altındaki bütünleşik olanları da GECAP'ın doğduğu yer. Yani plastik poşetlerle diğer torbalar satışa konu olduğunda GECAP doğdu. Doğrudan konu olan ürünlerle ambalajlarda da piyasaya sürülme halinde GECAP doğdu. Hemen altında da sorumlulukları, kimdir sorumlular? Piyasaya sürenler. Yani satış noktalarında poşetlerde satış noktaları ama doğrudan konu olan ürünlerle ambalajlarda da piyasaya sürenler GECAP'ın konusuna giriyor. Hocam ürünler ve ambalajlarla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Artık işin beyan kısmına doğru ben yavaş yavaş geliyoruz. Ben anlamış mıyım diye bir şey soracağım. Buyurun hocam. Bu ürünleri piyasaya arzı anlattığınız gibi ithal ettiğimde piyasaya arz edilmiş oluyor. Evet. Ve kapını ödüyorum. Evet. Henüz piyasada hiç satmasam bile alıp depoma koydum. Bu GECAP'ın konusuna o döneme girmesi gerekiyor. Doğru hocam. Ben ürettim.
depoma koydum. Satmadım henüz. Evet. GKK'ın konusuna girmiyorum. Piyasaya arz yok. Piyasaya sattığımda hocam, arz etmiş süper. Oluyorum. Evet. Doğru anlamış mıyım hocam? Hocam süper. İki. Stok hesaplarınıza girdiği anda piyasaya arz edilmiş oluyor ya ithalatta. Üç. Evet. Benim imal edip piyasaya sattığım malların bir kısmını da fason olarak bir başkasına yaptırıyorum hocam. Yani yalçın zeytinyağlarını evet. siz üretiyorsunuz. Evet. Sattığınızda GKK'ın konusuna giriyor. Evet. Yetiştiremediklerinizi de zaman zaman Halim'e ürettiriyorsunuz. Ve kendi markamı koyuyorum. Sizin markanız koyuyorum. Tenekenin üzerinde, şişenin üzerinde. Sizin etiketinizde ben üretiyorum, size teslim evet, ediyorum. Evet hocam. Siz henüz piyasaya satmadınız. Ama sizden aldım. Ben size sattığımda piyasaya sürülmüş oldu. Evet. Arz olmuş oldu. Benim stoklarıma girdiğinde aldım. Hocam harika anlamışsınız. Harika da tarif dediniz. Dört. Evet. Ben ürettim fason olarak. Tenekenin alt tarafına, bir yerine, kenarına, köşesine de yani üzerine bakınca yalçın zeytinyağları gözüküyor. Evet. Kenarında, köşesinde de Halim'in tesislerinde üretilmiştir diye yazdım. Bu şekilde size teslim ettiğimde evet. galiba hem siz hem ben GKK'ın evet. sorumlusu olabiliyor. Evet. Şimdi ne yapacağız? Sözleşme çözecek hocam burayı. Sözleşme yoksa da siz o zaman üretici olarak sattığınızda GKK'ın sorumlusu siz teşekkür oluyorsunuz hocam. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bazı sorular geliyor. Zaten bunları da size aktaracağım. Bayağı bir sorumuz var. Hocam mahsuplaşma ile ilgili evet, sorular hocam. Geliyor. Evet. Yani diyor ki ben 500 tane sattım. Sattığımın 50 tanesi geri geldi. Ben o 50 tanesini gidip başkasına tekrar sattım. Hocam evet. bu süreci veya işte başka bir mahsuplaşma doğar mı bu konuda? Sizden bir de bunu rica tabii. edelim. Şimdi hocam mahsuplaşma, şimdi iade işlemi konu olduğunda iade ne zaman gerçekleşir? Cayma hakkını kullandığında tüketici veyahut da ne zaman gerçekleşir? Ayıplı bir mal varsa veya ne zaman gerçekleşir? Efsafına uygun değildir veya iade etmiştir. Ürün bize iade edilmiştir. İade edildiğinde artık mahsuplaşmaya konu olabilir ama iade edilen ürün ve ödendiği tarihte, yani GKK'ı ödenmiş olması lazım bir kere mahsuplaşmaya konu olması için iade edilen ürünün. GKK'ı ödendiyse ödendiği tarihteki GKK tutarı beyan edeceğimiz tarihteki, yani iadesini aldığımız ürün 3 ay önce satmıştık ve 3 ay önceki dönemde bunun beyanını yaptık. 3 ay sonra bu bize iade edildi. 3 ay sonra yapacağımız beyanda 3 ay önce ödemiş olduğumuz GKK tutarını ilgili beyanname üzerinden mahsup edeceğiz. Ama burada plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili kısım hariç sadece GKK'a konu olan ürünlerden mahsup edeceğiz. 25 kuruştan onlar, bahsetmiyoruz. Bahsetmiyoruz. Onlar değil. Onların haricinde GKK hesapladığımız GKK tutarından mahsup edeceğiz. GKK'ımız yetiyor ise o kadar eksik ödeyeceğiz. Yetmiyor ise aynı katma değer vergisinde olduğu gibi bir sonraki dönemlere devredecek. Nakit iade sistemi burada çalışmıyor hocam. Hocam gelelim bu beyannamenin hediyesi. Evet. Ya bu uygulama esaslarında, yönetmelikte muhasebe sorumlusu diye bir tanım var. Mali müşavirlerin bu muhasebe sorumluluğu kapsamında olup olmadığı, orada anlatılmak istenen ne olduğunu bir açıklayalım. Biraz da bunların beyannamesinin nasıl doldurulması gerektiğini anlatalım. Ve beyanname verilmemesi hallerinde, yanlış verilmesi halinde ne gibi işlemleri yapacağız? Hocam biraz fazla kaçtı soru, farkındayım ama. Ya bir firma var hocam. Çok yerinde üretim safhalarının takip edildiği bir ürün imal ediyorum. Bu üründe kullandığım bu birincil ambalaj bu mamulün maliyetine girer. Ürünün maliyeti olarak her şeyin harfiyen takip edildiği bir firmalar var. Oradan aldığımız satış raporlarından çok rahat bir şekilde bunları görebiliriz. Ama bir firma var, sadece ön muhasebe tutuluyor. Muhasebe işlemleri ofisimizde takip ediyoruz. Hani orada da kısmen işimiz kolay. Gidiyoruz, oradan da bir satış raporu alıyoruz, dönüyoruz, soruyoruz. Ama bu işletmelerde bu mamulün maliyetine giren, ürünün maliyetine giren bu bardağın dışında bunun bazen 100 tanesini bir kolyeye koyarlar. Bazen 10 tanesini bir kolyeye koyarlar. Biz gerçekten oralarda kaç adet koli kullanıldığını bilmemiz mümkün değil. Değil. Bir başka börekçi Ahmet Efendi satıyor böreğini, karton kutuya koyuyor.
kaç tane karton kutu kullandığını, kaç kilo poşet kullandığını bizi bilmemiz mümkün değil. Hocam ayıkla pirincin taşını. Mali müşavirler buralarda ne yapması gerekiyor? Ne şekilde göz ucuyla da olsa buranların doğruluğunu takip etmesi gerekiyor? Kolaylıklar diliyorum hocam. Hocam teşekkür ediyorum, sağ olun. Gerçekten başından beri söylüyoruz da biz sadece bunun beyan safhasındayız. Şiddetle geri kalan kısımları zaten uzmanlık alanımızda değil, reddediyoruz. Bir kere bunun altını çizeyim ama beyan safhasındayız. Ama beyan edeceğimiz şeylerin ne olduğunu hakikaten biliyor olmamız lazım. Çünkü biraz önce de bahsetmiştim. Beyan ettiklerimiz bizim envanterini tuttuğumuz, maliyetleri hesapladığımız, kar zararı hesapladığımız gruplar, ürün grupları bunlar. Dolayısıyla onlarla da uyumlu olması lazım ki yarın öbür gün bizim kayıtlarımız veya GECAP'ın beyan edilen GECAP kayıtları birbirini doğrulamazsa çıkacak sonuçlardan bize de yansıtılabilecek durumlar olabilir. Dolayısıyla sadece biz beyan safhasındayız. Muhasebe sorumlusuna gelince sorunuzun birinci bölümünde. Şimdi geri kazanım katılım payı ile ilgili ilişkili yönetmelikte ve bu yönetmeliği düzenleyen usul ve esaslarda muhasebe sorumlusunu tariflerken 3568 sayılı yasa kapsamında yetkilendirilmiş meslek mensuplarını tariflemiyor. Orada faturayı, evra, belgeyi, bunları giren, kayıt eden veya yönetimin bir parçası olan veya organizasyonun bir parçası olan bunlar tarafından belirlenen kişileri bahsediyor. Dolayısıyla bu yönetim kurulu üyesinden birisi de muhasebe sorumlusu olarak atanabilir. Veyahut da orada çalışanlardan birisini de bununla ilgili sorumlu atayabilirsiniz. Şimdi büyük firmaları çok güzel özetlediniz. Gerçekten burada her şeyi görebiliriz ama çok kıymetli meslektaşlarımın, çok değerli arkadaşlarımın ofislerinde ki ben de bir ofis işleten olarak söylüyorum. Bizim de ofisimizde bunun takibi nasıl yapılacak? Öncelikle ben hem firmalara hem de mali müşavir arkadaşlara şunu öneriyorum. Bir, öncelikle ürün analizini çok iyi yapmamız lazım. Yani hangi ürünler GECAP'ın konusuna giriyor, hangisi girmiyor, bunları bir liste halinde ve bunların ambalajlarını birinci, ikinci, üçüncü çok iyi yapmamız lazım. Bunu biz değil. Bunu biz değil. Bunu kim yapacak biliyor musunuz? Bunu yapacak olanlar, büyük firmalar zaten kendi içinde bir departman oluşturmalı ama biz en işi kolay, yani bunu Excel'le takip etmek doğru bir şey değil ama yapılabilecek şimdilik en basit yol, biz o firmaların defterlerini tutarken iç bünyelerini, yapılarını biliyoruz. Neleri aldığını, neleri sattığını, neleri ürettiğini biliyoruz. O alım satıma tabi olan ürünlerine uygun bir şekilde tablo, boş tablo hazırlayıp bunlara vereceğiz. Verdiğimiz tablolarda da düzgün bir şekilde her ne kadar beyan dönemi 6 aylık olmuş olsa bile öneri aylık bunların doldurulması. Çünkü biraz önce bahsettik mahsuplaşmada ne yapıyoruz? GECAP'ın doğduğu tarihteki tutar üzerinden bunların biz mahsuplaşmasını yapıyoruz. Bunların 6 ay sonra önümüze geldiğinde düşünün şimdi 6 aylık ithalatla ilgili beyannameleri alacağız. O ürünler satılmış bitmiş bile. Belki depomuzda bile yok çoğu. Bunun kaç kat ambalajdan oluştuğunu, her ambalajın cinsi kağıt mı, cam mı, metal mi, kompozit mi, ahşap mı, ne olduğunu bulacağız. Taşınırken nasıl ambalaja konduğunu bulacağız. Altında palet var mıydı yok muydu bulacağız. Bunları hesaplayacağız. Dolayısıyla bu kolay değil. Dolayısıyla bunun için de işletme sahibinin sorumluluğunda olmak şartıyla doğru bir tablo hazırlayıp kendilerine sunacağız. Çünkü standart da olamayacak bu tablolar. Her işletmenin üretim konusu, faaliyet konusu, sattığı ürün cinsi farklıdır. Her işletmenin kendi yapısına uygun birer boş tablo hazırlayıp vereceğiz. Ön muhasebelerini takip eden arkadaşlarımız bunları titizlikle dolduracak. Bu sadece ithalatta da değil yani satış anında da, çünkü satarken de piyasaya süren konumunda olabiliriz. Satmış olduğumuz ürünlerde de doğru şekli belki de bunların faturalarının üzerine bu detay bilgileri satışta, eğer biz piyasaya sürensek tabii, yani piyasaya süren tanımına uyuyor isek, ürettik ve ilk defa piyasaya süresek, GECAP'lanmış bir ürün alıp tekrar aynı şekilde satıyorsak bunda zaten GECAP yok. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yani doğrudan ticarete konulan 150 stoklara geldi. Hiç ambalajlamadık, paketlemedik. Böyle bir ürünü aldık. GECAP'lanmış bir ürünü ama işte onun paketini biz daha küçülttük veya daha büyüttük. Bu sefer biz piyasaya süren konumundayız. O ambalajdan gene sorumluyuz. İşte bunlara uygun tabloları hazırlayıp
ön muhasebeyi yapanlarda veya işletme sahiplerinde doldurtturup karşılığında bize gelecek sırf beyannameyle, beyan kısmıyla sorumluluğu alacağız. Başka türlü bunun altından kalkılmaz hocam. Hocam, çağrı merkezimize gelen telefonlardan bir duyuru ricasında bulundular. Soruları nereye sorabiliriz diye. Aslında yayın başında açıklamıştık. Odamızın web sitesinde ana duyuruyu tıkladıklarında sorularını o linkten sorabilecekleri gibi sorucevap@ismo.org.tr uzantılı mail adresinden de meslektaşlarımız sorularını bizlere ulaştırabilirler. Buyurun hocam. Evet, yaptırımlar hocam, işte bu beyannameyle ilgili kısım. Yaptırımlarla ilgili bölüm yönetmelikte ve yönetmeliği düzenleyen usul ve esaslarda değil. Çünkü yönetmelik doğrudan 2872 sayılı çevre kanununa atıfta bulunuyor. Burada arayacağız. Çevre kanununda arayacağız. Çevre kanununun 20, 23, 26. maddeleri ve 12. maddesi bizim iyi bilmemiz gereken maddeler olacak. Aynı zamanda Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 1, 2, 3 numaralı tebliğlerin 10, 11, 12. maddelerinde yaptırımların neler olabileceğini söylüyor. Yaptırımla karşılaşabileceğimiz durumlar nelerdir? Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Bir, katılım payını süresinde beyan edilmemesi halinde veyahut da eksik beyan edilmesi halinde bunu ilgili bakanlık veya kurum kuruluşlar tarafından tespiti, biz değil karşı tarafın tespit edilmesi halinde bir yaptırımla karşılaşacağız. Süresinden sonra verilen geri kazanım katılım payı beyannamesi halinde yaptırımla karşılaşacağız. Veya vermiş olduğumuz geri kazanım katılım payı beyannamesini ya bir hata yaptık, ya bir eksiklik, ya bir fazlalık var. Bunun düzeltilmesi halinde bir yaptırımla karşılaşacağız. Bir de fiillerin tekrarı halinde bir yaptırımla karşılaşacağız. Nedir bu yaptırımlar? Şimdi çok ilginçtir. Yayın öncesi de tartıştık. Halim hocamla ve gerek Serkan hocamla olsun, diğer Tesmer'deki hocalarımızla olsun çok sık tartıştığımız bir konu. Tebliğin, değerli arkadaşlar, Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tebliğin 10, 11, 12. maddelerine baktığınızda 10. maddesinde diyor ki GKAP'la ilgili beyannameyi vermediğini veya eksik beyannameyi verdiğini tespit edilirse size bir yazı göndereceğiz. Bu beyannameyi vermediniz veya eksik verdiniz, bir ay içerisinde bu beyannameyi verin veya eksiklik kısmını tamamlayın. 30. gün artık benim için vade tarihi olur ve ondan sonra bir ödeme emri göndereceğiz. Beyan edip ödeme yaptıysanız, yaparsanız bu yazıdan itibaren ödeme süresi içerisinde ödemeyi yaptıysanız 6183 sayılı amme alacakları kanunun 51. maddesindeki gecikme zammı oranında gecikme faizi alırım. Normal beyannamenin verildiği tarihle beyan edip ödediğiniz tarihten. Bu bizim çok alışık ve aşina olduğumuz bir durum. Dolayısıyla idarece biliyorsunuz vergi beyannamelerinde de idarece tespit edildiğinde eksik veya verilmediğini tespit edildiğinde tespit tarihi ile beyannamenin normal vade tarihi arasında vergi usul kanunu 112. maddesinde de gecikme faizi der. Aynı buna benzer bir uygulama burada da var ve bu durumda idarenin tespitinde yaptırım bundan bitmiş. Hemen bir alta geliyoruz, 11. maddeye. Süresinden sonra verilen geri kazanım katılım beyanı. İdare tespit etmedi de biz vermeyi unutmuşuz. Biz gittik kendimiz verdik. Süresinden sonra verdik. Verme süremiz geçti. Aynı bir üst maddedeki yaptırımı uyguluyor. Gecikme faizini uyguluyor. Ve bir de diyor ki hemen bir alt son maddesinde de çevre kanunun 20. maddesinin Z bendi uyarınca ödenmeyen geri kazanım katılım payının %20 fazlasıyla 100 lira geri kazanım payı ödemediyseniz bu sonradan verdiğiniz beyannamede tespit edildi. 120 lirada idari para cezası uygulanır. Bakın kendi tespit ettiğinde böyle bir şeyi belirlemiyor ama biz beyannameyi sonradan verirsek bunu tespit ediyor. Daha vahimi, verdik geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde baktık ki sonradan yanlış beyan etmişiz, eksik beyan etmişiz. Düzeltme yapacağız, yani iyi niyetliyiz, gittik düzeltme yapacağız. Burada da diyor ki aynı 11. maddede, yukarıdaki maddedeki uygulamayı yaparım. Yani normal verdiğin tarihten şimdiki tarihe kadar. Bu doğaldır. Paranın zaman değeri karşılığında bir faiz alacaktır zaten. Bu kaybı kapatacaktır kamu. Doğaldır. Bir faiz alırım. Ve
Burada da diyor ki yönetmeliğin 20. maddesinin Z bendi uyarınca beyan etmediğin, eksik beyan ettiğin GKB'ın %20 fazlasıyla idari para cezası uygularım. Ya biz düzeltme beyannamesi veriyoruz. İyi niyetliyiz. Hani biz vergi kanunlarında hepimizin aşina olduğu bir durum vardır. Bir pişmanlık müessesesi vardır. Bir indirim müessesesi vardır. Kendiliğimizden verdiğimiz beyannamelerde bile bunu arıyor. Bu bir aslında gerçekten ya yazımda bir sıkıntı var. Bunu çok net açığa çıkması lazım. Yoksa kimse kendiliğinden vermez. Kendisi tespit etsin de der idari para cezasıyla karşılaşmayayım. Yani 12. maddede 11. maddeye bağlıyor. İkisini birbirine bağlıyor. Diyor ki 12. maddeye geldiğinde 11. maddedeki yaptırımlar uygulanır. Ama 11. maddede demiyor ki 10. maddeye veya 10. maddede de demiyor ki 11 ve 12'deki yaptırımlar uygulanır. Onu münhasıran öyle tutmuş yani. Burada böyle bir garabet var. Umarım bununla ilgili açıklama yapılır. Burada çok kafa karışıyor, çok sıkıntı yaşanıyor. GKB'la ilgili beyannameyi, düzeltme beyannamesi verdiğimizde de ödemeyi azaltıcı nitelikte, GKB'ı azaltıcı nitelikte bir düzeltme beyannamesi verdiğimizde ilgili bakanlık, yani Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirim yapmadan önce ilgili vergi dairesi müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne bildirim yapılıyor. Onlardan sonra düzeltme yapılıyor. Burada da iadenin nasıl yapılacağına ilgili bir tarif ve tanım yok. Burada da mahsuplaşma yapılacağı şifayen değerli Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu ile konuşmuştuk. Sormuş bunu şifayen mahsuplaşma yapılacak demiş. İşletmeyi kapattığınız anda bu fazladan ödediğimiz veya fazla ve yersiz ödediğimiz GKB PIN iadesiyle ilgili herhangi bir şey yok. Demek ki bu da kalıyor. İade alınmıyor. Bu şekilde oluyor. Peki bir şey daha var hocam. Özür dileyerek onu da hatırlatayım. Burayı bitirmiş olacağım. Bunları yaptık. Fiillerin tekrarı var. Çevre Kanunu'nun 23. maddesi diyor ki 3 yıl içerisinde aynı fiili ikinci defa işlersen bir kat arttırılır bu ceza. Daha sonra bir defa işlersen, üçüncüye işlersen, ilk bir işledin, ikinciye yaptığında bir kat, üçüncüye yaptığında da iki kat arttırılarak uygulanıyor. Yaptırımda bu. Bir başka 12. maddeye atıfta bulunmuştuk. Denetim, bildirimle ilgili kısım. Buna da uymazlar ise, beyanname değil ben buna katılmıyorum. Bu da aslında açıklığa kavuşturulması gereken bir durum. Yapılan denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri zamanında verilmemesi veya hiç verilmemesi halinde 22.109 lira yine 20. maddenin N bendi uyarınca idari para cezası düzenleniyor. Yaptırımları bir hayli ağır. Ha bir de bilgi ve bildirimlere uyulmamasının ayrıca cezai yaptırımı da var bunun. 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına da öngörülebiliyor. Tüm yaptırımlar bunlar hocam. GKB'la ilgili anlatacaklarım da benim bunlar. Hocam şöyle bir toparlayalım. Şimdi zaman zaman yine sorularda da düşüyor. Biz öncelikle İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak Başkanımız Sayın Celal Akdemir'in girişimleriyle TÜRMOB'a bu uygulamanın bu şekilde yapılamayacağıyla ilgili başvurularımızı yaptık. Çok iyi biliyoruz ki 2020'nin başından beri TÜRMOB'da bu konuda bakanlıkla her türlü ortamda görüşüp bu uygulamanın bu şekilde yersiz olduğunu, değiştirilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Hatta bizim iddiamız bu şekilde uygulamayıp kaynağında alınırsa çok daha fazla bir geri kazanım katılım payı alınacağını da biliyoruz. Ama camiadan meslektaşlarımızdan işte bir şayia, o da bunu bu şekilde kabul etti. Bir, o da bir onay makamı değil. Sadece biz bu konudaki tecrübelerimizi, bilgilerimizi paylaşırız. Olmasını sağlamak için görüşlerimizi açıklarız. Burada sadece İstanbul Mali Müşavirler Odası veya TÜRMOB'un değil, bu konunun takibi ticaret odalarının, esnaf odalarının, tüm vatandaşların bir görevi. Mali müşavirlerin tek başına böyle bir görevi ve sorumluluğu olmadığını ifade etmek istiyoruz. Ve hala görüşmelerimiz bıkmadan, usanmadan bu konuda devam ediyor. Ama Sayın Oda Sekreterimizin de açıkladığı gibi biz bugün burada, bugün şu anda uygulanmakta olan mevzuat gereği
doğru uygulamayı nasıl yapacağımızı aktarmaya çalışıyoruz. Kabul ettiğimizden değil. Bunun da bir altını çizmek istedim. Hocam isterseniz beyan dönemleriyle ilgili bir açıklama yapalım. Bu bölümü bu bölümü tamamlayalım. Tabii hocam. Şimdi beyan dönemine gelmeden önce beyannameyle ilgili tabii beyannamenin onayı muhasebe sorumlularınca yapılacak. Fakat eğer işletme sürekli bir çevre görevlisi istihdam ediyorsa bu çevre görevlisi bunu onaylayacak. Veyahut çevre görevlisi istihdam etmiyor ise de çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti alıyor ise bu firmalar tarafından da muhasebe sorumlusuyla beraber onaylanacak. Çevre yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya sürülen işletmeler ile ödeyecekleri GECAP miktarı bugünkü yönetmelikte düzenlendi. 6 ay için 300 bin lirayı aşıyor ise ortalama aylık 50 bin lirayı geçiyor ise veyahut da 3 aylık dönemlere dönüldüğünde de 150 bin lirayı geçiyor ise mutlaka muhasebe sorumlusuyla beraber çevre görevlisine bu beyannameyi onaylatmak gerekiyor. Şimdi hangi vergi dairesine vereceğiz geri kazanım katılım payı beyannamesini? Geri kazanım katılım payı beyannamesini gelir ve kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunduğumuz vergi dairesine vereceğiz. Eğer gerçek kişinin bir vergi mükellefiyeti yoksa, tüzel kişinin de kurumlar vergisi mükellefiyeti yoksa bunlar için de artık devreye ikametgah, iş ortaklıkları için iş yerinin olduğu yer, tüzel kişiliği olup da kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayan kurumlarında iş yerinin bulunduğu yer vergi idaresine bu beyannameyi vereceğiz. Beyan dönemleri ilk 2020'de yürürlüğe girdiği için aylıktı. Pandemi dönemi nedeniyle 6 aylık dönemler halinde düzenlendi. Dolayısıyla ilk 1 ile 2. ayları verenler ilk 6 aylık beyanlarını yaparlarken vermiş oldukları 1 ve 2. aylık veya 1 aylık verirse 1 aylık, 2 aylık verirse 2 aylık beyanlarını bu beyannameye dahil etmeyecekler. Dolayısıyla 6 aylık dönemleri de Ocak-Haziran döneminde Temmuz ayının son gününe kadar, Temmuz ayının son günü de bayram tatiline denk geldiği için 4 Ağustos 2020 tarihine kadar verecekler. Ödeme de beyan dönemini takip eden ayın sonuna kadar, beyan dönemini takip eden ayın sonuna kadar beyannameyi vereceğiz. Ödemeyi de aynı süre içerisinde yapacağız. GECAP'la ilgili süreci tamamlamış oluyoruz. Ben de bir kelime söylemek istiyorum burada tabii. Gerçekten İstanbul Mali Müşavirler Odası'na çok yakın şahidiyim. Çünkü bu eğitim grubunun içerisinde aktif görev aldığım için şahit oldum. Odamız tüm kurullarıyla beraber yönetim kurulu olsun, TESMER olsun, eğitmenler olsun. GECAP sürecinde gerçekten bu uygulamanın eksikliklerini, aksaklıklarını tespiti ve uygulamanın böyle olmayacağıyla ilgili her türlü girişimi TÜRMOB'a aktardı. TÜRMOB'da da çok değerli genel başkanımız Emre Kartaloğlu'nun çok iyi aksiyon aldığına yakın şahidim. Dün konuştuğumda bile oradan toplantıdan gelmişti. Ama hocamın dediği gibi onay makamı değiliz. Bununla ilgili otorite de değiliz. Ve bizim imzamızla gidecek aracılık sorumluluk veya sorumluluk sözleşmesiyle beyanname gideceği için biz sadece bu kısmıyla ilgili sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Geriye kalan kısımlarla değil. Gerçekten ben burada hem oda yönetim kurulumuzu hem de TÜRMOB yönetim kurulunu ve genel başkanını kutluyorum. Olağanüstü çaba sarf ettiler. Hala da sarf ediyorlar. Hala da diğer topla da görüşmeler yapıldı. Diğer sivil toplum kuruluşlarıyla da esnaf odalarıyla, sanayi odası ve diğer ticaret odalarıyla da görüşme yapılıyor. Hala bu işin mücadelesi bırakılmış değil ama beyan dönemi geldi. Bu beyannameyi verecek olanlar bizim müşterilerimiz tabii. Yani biz de mutlaka bunları da zor durumda bırakmamak adına beyanla ilgili kısmı üzerimize alarak bu işin gerçekten altından kalkacağımızı düşünüyorum. Tamamının değil ama beyan dönemiyle ilgili kısım bizimle ilgili kısmın altından kalkacağımızı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam varsa. Hocam çok sorumuz var. Sorularımızı tasdif etmek üzere değerli meslektaşlarımızdan bir 10 dakika ara rica ediyoruz. 10 dakika sonra buradayız. Görüşmek üzere.
Değerli meslektaşlarımız, bir kez daha sizlere merhaba diyoruz. Birinci bölümü tamamladık. Bu arada bugünkü yayınımızı akşam saatlerinden itibaren İSMO TV'den, YouTube kanalından izleme fırsatı vereceğiz. Bunun duyurusunu yapmış olalım. Birinci bölüm biraz uzun oldu, farkındayız. Çünkü bizim Yalçın hocamız diğer eğitmenlerimiz gibi biraz geveze. Bunlar böyle çok detaycı hocalar. Aslında sıfırcı hocalar. Tabii ki yüreklerimiz bir hizmet veriyorsak eksiksiz olsun diye kaliteye çok önem veren hocalarımız. Bir ara nasıl az konuşulur onun da eğitimini İSMO eğitmenlerine vermeyi düşünüyoruz. Hocamın hoşgörüsüne sığınarak ben hocam meslektaşlarımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Onun için çok bağırıyoruz, çok konuşuyoruz. Evet, meslektaşlarımız da bir arada olunca zaman su gibi akıp geçiyor. Ne zaman iki saati doldurduk gerçekten farkında olmadık. Ağzınıza, yüreğinize sağlık hocam. Şimdi değerli meslektaşlarımızdan gelen soruları ben size aktarmaya çalışayım. Siz de mümkün olduğunca sorularımızı tekrara girmeden cevaplarımızı vermeye çalışalım hocam. Şimdi Sayın Dila Gizem İnci üstadımızdan bir soru var. Merhaba, benim sorum, plastik şişe üreten bir firmam var. Bunun paketlemesinde poşet, tava ve palet kullanılıyor. Bunlar için bedel alınmıyor. Poşet tamam ama tava ve paleti firmaya ürünü teslim ettikten sonra malı açınca verilen palet ve tavayı iade ediyorlar. Ama bu iade belki aynı ay içinde, belki birkaç ay sonra. Ben bu palet ve tavayı nasıl beyan etmem lazım ya da etmeli miyim? Hocam şimdi bu taşıma ambalajlarında biraz önce de bahsettik. Depozito sistemi, bunlar da hali hazırda hayatta var, yeniden yapabilirler ama depozito sistemi uygulanmayan taşıma ambalajları ise malla beraber malın teslim edildiği sırada geri alındığında GECAP uygulaması yok bunda, ama orada kalıyor ise artık GECAP uygulamasına konu ediyorlar bunu. Dolayısıyla ya bunu depozitolu sistem olacak ya da malı teslim ettiğinde geri alıyor olması lazım. Yani sürekli git gel yapıyor oluyorsa onda bir sıkıntı yok, ama orada bırakıyorsa artık, yani bir haftada bırakıyorsa, üç ayda bırakıyorsa, geri alsa bile GECAP'a tabi tutuyorlar. Hatta şöyle değil mi hocam, bunu ilk önce depozitolu ürünlerimizi tespit ediyoruz, teslim ediyoruz. Evet. Takip eden yıllar içerisinde geri gelmeyenleri de tespit edip tabii onun ki da GECAP'ını ödüyoruz. Tabii ki. Diye. Ya burada depozitolu üründe şu bir açmaz, bunu açıklarlar diye düşünüyorum. Şimdi depozitolu aküyü teslim ettiğinizde, şimdi geri gelen bir akünün ömrü bir yıldan fazla. Mutlaka bu depozitoyla ilgili planda bunların ömürleri ve geri alınacak süreleri de yazıyordur. Yazmalıdır da. Dolayısıyla ona uygun bir şekilde yapılıyorsa problem yok diye düşünüyorum. Ama burada mal orada kalıyor, sonradan geri alıyorsak bu artık depozito kapsamına da girmiyor. Malı teslim ettiğimiz anda geri almamız lazım. Teşekkürler hocam. Sayın Ali Kılıçarslan üyemiz sorusu şöyle. Size ve beni selamlamış. Müşteri gönderdiği malları daha önceden kendisine gelen ürünlerden çıkan kutuları, tahtaları, paletleri ve benzeri ambalaj yaparak gönderiyor. Yani girişi olmayan bir malzeme kullanılıyor. Bunlara da GECAP beyanı vermek gerekir mi? Hocam bu soruya ben bir şey ilave etmek istiyorum. Benim de bir müşterim var, diyor ki ben gidiyorum marketlerde çıkma kolileri alıyorum az sayıda, onlara kendi ürettiği malları koyup müşterime gönderiyorum. GECAP'ın konusuna girer miyim, girmez miyim? Şimdi hocam GECAP'ın konusunda şeyle karıştırmayalım tabii. Yani biz hep envanter alışmışız ya. Önce giriş olacak, ondan sonra çıkış olacak. GECAP'ta böyle bir şey yok. Piyasaya sürme kavramı var. Bir, piyasaya sürüyor muyuz? İki, ambalajlayıp sürüyor muyuz? Dolayısıyla geri dönüşüm, geri bu ilkelerde de vardır. Çünkü şunu da belirteyim değerli meslektaşlarıma. Geri kazanım katılım payı yönetmeliğinin 5. maddesi GECAP'ın ilkelerini belirler. 16 alt başlık vardır burada. Burada da belirlenmiştir.
geri kazanım ve dönüşüm yoluyla elde edilenler dahil ambalajlar GKB'a tabi. Dolayısıyla ister biz kendimiz geri dönüşüm yoluyla ambalaj elde ettik, tekrar piyasaya sürdük. Çünkü biz o ambalajı piyasaya sürdük artık yani. O ambalaj nereye gidecek gene bilmiyoruz yani. Bize giriş olsun olmasın, biz piyasaya sürdük. Biz bize geleni verdiğimizde bizim piyasaya sürdüğümüz dönemin dolayısıyla GKB'a giriyor, konusuna giriyor hocam. Teşekkür ederim hocam. Sayın Sibel Dağ Tepesi Açku. Üstadımızdan soru gelmiş. Bir kafe müşterim satın aldığı kahveleri kendi markasıyla ambalaj yapıp internet üstünden ve elden satmak istiyor. Tarım İl Müdürlüğü'ne gittiğinde ambalaj beyanı açtırmanız lazım demiş. Bu konuda bilgi alabilir miyiz? Teşekkürler. Hocam sanki şimdi biraz konumuzun dışında şöyle ama, dışında bu GKB zaten ödeyecek. GKB'la ilgili bir yükümlülüğü var bu meslektaşımın ama atık yönetmeliği vardır bir de aynı zamanda hali hazırda faaliyette olan atık yönetmeliği. Biz geri kazanım katılım payı yönetmeliğini anlatıyoruz. Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi yönetmeliğini anlatıyoruz. Ama ayrıyetten bir de çevresel atık yönetmeliği var. Dolayısıyla bu orayı ilgilendiriyor. Zaten uzmanlık alanımız da değil yani. Peki hocam, çok teşekkürler. Rica ederim. Sayın Berru Atlıhan Dağ. Merhabalar. Otobakım onarım yapan müşterimiz gelen araçlara madeni yağ değişimi yapıyor. Aynı zamanda akü değişimi de yapıyor. Bu kapsamda GKB mükellefi midir? Ayrıca 1 litrelik madeni yağ satışı da yapıyor. Kendi adı ve markası değil. Bu durumdan dolayı da kapsama girer mi? Şimdi hocam kavramları tekrar hatırlamamız lazım. Bir piyasaya süren kavramı neydi? İşte ek bir sayılı listede yer alan ürünleri tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak, şimdi bu arkadaşımız için bir daha altını çiziyorum. İlk defa piyasada yer alma faaliyetini gerçekleştirmesi. Şimdi aküleri biz ilk defa piyasada yer alma faaliyetini biz gerçekleştirmiyoruz arkadaşımızın müşterisi. Kim gerçek? O akü üreticisi oraya teslim ettiğinde. O madeni yağ üreticisi oraya açık alıyordur madeni yağı varil içerisinde. İlk defa piyasaya süren variline GKB ödemiyor, beyan ediyor. İçindeki madeni yağ ediyor ama biz de onları birlik birlik kendi atölyemizde birlik kutulara koyup ister markamızı basalım ister basmayalım birlik kutularda satıyor isek onun ambalajının GKB o zaman sorumlusu oluyoruz yani. Dolayısıyla biz orada ilk defa piyasaya süren konumunda değiliz. Oto bakım işi yapan tabii, bu tarz mükellefin değil. Bu faaliyetleri GKB'ın konusuna girmez değil, hocam. Değil. İlk evet. defa piyasaya süren tanımı çok önemli burada. Sayın Alparslan Fırat'ın sorusu. Meyve sebze hallerinde kullanılan depozitolu ve depozitosuz plastik kasalar GKB kapsamında mıdır? Teşekkür ederiz. Bütün ürünlerin ambalajları hocam, siz de biraz önce altını çizmiştiniz. İçindeki ürün ambalajı, içindeki ürün GKB'a tabi olsun olmasın, bütün ambalajlar GKB uygulamasının konusunu oluşturuyor. Dolayısıyla depozitolu ürünse, bakanlıktan onay almış ve kod numarası var ise o ambalaj GKB'a tabi değil. Ama bakanlıktan onay almamışsa yani bazı işletmeler yapar. Ya 50 lira 100 lira neyse bedelini keser onun. Geri getirdiğinde bu parayı sana iade edeceğim der. Bu bizim tarif dediğimiz depozito uygulaması değildir. Bakanlıktan onay alacak bir kod numarası olacak. Eğer buna tabi bir depozito ürünse o zaman geri kazanım katılım payının konusuna girmiyor. Daha doğrusu beyan ediliyor, ödemesi yapılmıyor ama değilse bütün ambalajlar tabi. O halde o noktadaki çözüm şu olması lazım değil mi hocam? Depozitolu plastik kasayı bakanlıktan onay almamışsa evet. ve ben bunu size satıyorsam, teslim ediyorsam bunun GKB'ını ödeyeceğim. Evet. Ne zaman ki siz belki geri getirmezsiniz, belki geri getirirsiniz. Geri getirdiğinizde ödediğiniz parayı alırsanız o zaman ben ne yapabilirim? Bir sonraki dönemde mahsup yapabilirim. Bunun dışında bir şey olmaz. Hocam ürünlerde mahsuplaşma var da ambalajlarda yok. Şöyle birincil ambalajıyla beraber bozulmaksızın aynı şekilde ürün geri geliyor ise mahsuplaşmayı böyle yapıyor. Ambalajlarda yok. O depozito ücreti kesilen yok kasayı hocam. Geri geldiğinde yok hocam yok. Onda tekrar yok. Piyasaya arz sayılacak. Aynen öyle evet yok. Teşekkür ederim hocam. Bu
önemli bir ayrıntıydı. Evet, evet, çok evet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim hatırlattığınız için. Sayın Ferdane Bilgiç Kugu. Merhaba, mükellefim lamba üretim atölyesi var. Lambadan üretip karton kutularla perakende satışı yapıyor. Burada ürettiği her lamba için GECAP katılım payı ve her karton içinde ayrı GECAP mı ödeyecek? Hocam bir kere elektrikli elektronik eşya tanımının içerisinde lamba aydınlatma malzemeleri var. Şimdi bu aydınlatma malzemeleri nihai ürün olabildiği gibi bütünleşik ürün de olabiliyor. Bir avize düşünün, bir sürü aydınlatma malzemesi var. Onu bir tane düşünüyorsunuz bu şekilde ama her bir lamba GECAP'a tabi. Bunları ambalajladığında ürün GECAP'a tabi olduğu için sadece ilk ürünle temas eden birinci ambalajı beyan edilecek, GECAP ödenmeyecek. Onları grupladığında 10'lu 20'li kaçlı gruplar yapıyorsa o ambalaj ve sonraki ambalajlar GECAP'a tabi ama ürün de tabi. İkinci, üçüncü ambalajları da tabi. Teşekkürler hocam. Cem Yasin Kayacı. Merhaba. Perakende tekstil ürünü satışı yapan bir firma olarak kağıt torba olarak ürünleri veriyoruz. Taşıma amaçlı poşet kullanmıyoruz. Poşet olarak sadece ürünlerin korunmasına yönelik jelatin kullanıyoruz. Burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Hocam şimdi yine poşetlerin ücretlendirilmesiyle ilgili yönetmelik ayrı bir yönetmelik, GECAP ayrı bir yönetmelik. 25 kuruşluk poşet kapsamındakiler zaten bunlar hayat devam ediyor ama onların haricindeki bütün o jelatindi, diğer kağıt torbaydı. Bunların hepsi geri kazanım katılım payına tabi ve kilogram cinsinden satışlarda bu ambalajların geri kazanım katılım payları ödenecek. Teşekkürler hocam. Mustafa Benlisoy. Tekstil imalatı ile uğraşan firmamız sipariş üzerine ürettiği ürünleri plastik poşete koyup toptan satmaktadır. Bu durumda beyanname vermek zorunda mıyız? Piyasaya ilk süren kavramına giriyor zaten bu. Vermek zorunda. Sayın Neriman Hartal. Firmamız toptan ayakkabı alım satımı ile iştigal etmekte ve markası ile çeşitli üretici firmalara üretim yaptırmakta. Evet. Kendi markasıyla. Ayakkabı üzerine yasa gereği mutlaka koyulması gereken kullanım kılavuzu, ürünün kanserojen madde içermediği ile ilgili etiket ve içerik etiketlerini birincil ambalaj olarak değerlendirebilir miyiz? Standardı sağlayabilmek için ambalaj malzemelerimizi kutu, koli, etiket, pelur kağıt ve benzeri gibi üzerinde markamız basılı olmak üzere muhtelif ambalaj firmalarından tedarik edip üretici firmalara vermekteyiz. Üretimimizde kullanılmak üzere sattığımız boş ambalaj malzemeleri için GECAP beyannamesi bildirim yapmamız gerekmekte mi? Hocam şimdi öncelikle şuna bakacağız. Ayakkabı sayılan 7 ürünün içerisinde yok. Dolayısıyla ayakkabı sayılan 7 ürünün içerisinde olmadığı için burada artık birinci ambalaj falan düşünmeyeceğiz. Bütün ambalajlarını düşüneceğiz. Onun için hepsi tabii ama boş ambalajları kime satıyorlar onu bilmiyorum. Anlayamadım o kısmını. Boş ambalajları satmıyorlar. Kendi markalarıyla yapılmış olan ambalajları ayakkabı imalat eden firmaya veriyorlar. Anladım. O şekilde anladım, geri alıyorlar. Bizim adımız, ünvanımız, markamız yazdığı müddetçe bütün ambalajlarından bütün ambalajların GECAP'ından sorumluyuz. Burada birinci ambalaj ayrımı yapmak için bir daha altını çiziyorum. Lastik, akü, pil, elektrikli elektronik eşya, bitkisel yağ, madeni yağ ve ilaç. İçinde ambalajın içindeki ürün bu 7 üründen bir tanesi ise birincil ambalajları düşünmeyeceğiz. Bu 7 üründen birisi değil ise bütün ambalajları geri kazanım katılım payına tabi. Hocam burada bir konuyu birazcık daha açmış olma fırsatı aldık şimdi elimize. Evet. O da şu. Boş ambalaj malzemelerinin tesliminde GECAP'ın konusuna girmiyoruz dedik. Evet. İmalat etmişim. 1 milyon tane boş bardak satmışım bir toptancıya. O benim ürünüm çünkü. Evet. Ben bunun için GECAP'ın konusuna girmiyorum. Ha bunu koyduğum koliler için GECAP'ın konusuna girerim. Ama burada bir istisnai durum var. Diyor ki boş ambalaj malzemesini ben markamı basarak, örneğin reklama girmiş olmayız. Bülent Börek, Sarbas gibi. Sarıyer Börekçisi. Sarıyer Börekçisi gibi. Bu markaları basıp da
ben bayime teslim ettiğimde piyasaya süren oluyorsun. Piyasaya süren oluyorum. Boş versem de yakabın konusuna giriyoruz. Doğru hocam, hocam. Doğru doğru. Tamam. Çok doğru. Çok güzel çok bir noktaya değindiniz. Ben teşekkür ederim. Erdal Şahlan'ın sorusu hocam. Kağıt halinde alıp imalat sürecine girip koli haline gelen ürünü toplu olarak serbest bölgeye ve toplu olarak firmalara satış yapan firmamız GKP beyanına dahil olacak mı? Teşekkür etmiş. Hocam bu soruya bir ilave daha yapalım ki iyice bunu açmış olalım. İhracat ürünleri evet. Ve ihracat edilmek üzere yapılan teslimleri de bu soruya ilave ederek cevaplamanızı rica ediyorum. Tabii şöyle son usul ve bir önceki 29 Haziran'daki usul ve esaslarda bunu da zaten tariflediler, tekrar tanımladılar. Öncelikle ihracat yapılan ürünler ve ihraç edilmek şartıyla teslim edilen ürünler geri kazanım katılım payının konusunun dışında. Dolayısıyla serbest bölgeye gönderilen bu ürünler için GKP hesaplanmayacak. Yalnız burada ihraç edilmek üzere teslim edilen ürünlerde ihraç şartıyla bizim katma değer vergisi kanunundaki ihraç kayıtlı satışları tariflemiyor yönetmelik. Çünkü buradaki tedarikçi de veya piyasaya süren de ihraç edilmek şartıyla yani imalatçı olmasa bile teslim edebiliyor. Burada bir eksiklik var tabii. Biz bunu İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak TÜRMOB'a ilettik. TÜRMOB da bu eksikliği ilgili bakanlığa iletti. İhraç kaydıyla teslimlerde belgelendirmek kaydıyla bu yapılan teslimlerde GKB'ın konusuna girmediğinden bahsediyor yönetmelik. Ama burada bir süre yok. Yani benden ihraç edilmek kaydıyla ürünü aldı, o ay içerisinde ihraç etmediler. 8 ay sonra ihraç edildiyse ne olacak? Ben veya ihraç etmediyse ne olacak? Dolayısıyla bu da tekrar açıklanmaya muhtaç bir durum ama şu anda öz olarak ihraç ve ihraç şartıyla teslim edilen ürünler GKB'ın kapsamı dışında. Teşekkür ederim hocam. Sıkıntı şu. Ben piyasaya sürenim evet. Ürünümü veya ambalaj malzemesi veya GKB'ın konusunda yer ürünü. Piyasaya sürerken benden alacak olan kişinin bunu ihraç edip etmeyeceğini nasıl bileceğim hocam ya? Vallahi hocam ben de bilmiyorum bunu nasıl cevap vereyim size. Yani ya burada sözleşmeler yani burada çok ihtilaflar çıkacak yani yarın öbür gün çok başka şeyler de konuşulacak bu piyasada. Gerçekten burada sorumlu ve müteselsiz sorumluluk kavramını da tekrar gündeme getirmek gerekiyor. Yani müteselsiz sorumluluk olmadığı müddetçe çünkü GKB'ın kimden bu şartla benden aldığını beyan edenden GKB aransa problem yok. Ben teslim ettim artık ettin etmedin onun GKB sorumluluğu benden alanda olmalı. Şöyle bir çözüm yapmamız lazım galiba hocam. Yani sesi düşünüyorum evet. Şu anda. Ben piyasaya süren olarak bir müşteri benden ihraç edeceğim diye talep ettiği durumda arkadaş bana bir taahhütname ver. Bunu gerçekleştirirsen bunu çözelim. Yoksa ben senden yani yok bu GKB'ını ödemem gerekiyor. Doğru. Taahhütnameyi verirsen fiyat bu. Vermesen sen fiyat bu. Yani olabilir yani caydırıcı bir şey olması lazım. Karşı tarafa evet. Yansıtıp yansıtmama noktasında. Evet zaten çok da rastlıyoruz. Yansıtma faturaları başladı gelmeye. Evet. Hocam bu arada rejiye hem teşekkür edelim hem de bir uyarı geldi. Bir bölgede yayında soru sormak için çıkıldığında tekrar giremediklerinden bahsetmişler. Belki özellerindedir ama genel olarak izlenip izlemediğimizi bir test etmemizde fayda var. Şimdi Sayın Gülser Ertekin, evet yayın kulu üyemiz. Sevgili Gülser. Kendilerine selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim. Kozmetik sektöründe boya imalatı yapıyoruz. Boya tüpü alüminyumdan yapılmaktadır. GKB listesinde alüminyum yok. Metal var. Metal. Acaba bu tüpleri metal olarak mı değerlendireceğiz? Sorunun cevabını. Kendisi vermiş. Selamlarımızı iletelim buradan da sevgili Gülser Ertekin'e. Sayın Irmak Coşkun'un sorusu. Çuvallar polipropilenden GKB dahilinde midir? Teşekkürler. Orada polipropilen plastik ham maddesi. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Polistiren, polipropilen. Evet, dolayısıyla tabii. Doğru hocam. Siz
bu konuda daha tecrübelisiniz herhalde. Doğrudur. Yani bu bez çuval olarak değerlendirilmiyor. Tabii değil. Evet. Sayın Cevat Haluk Özaltan, 2019 yılında eczanelerde 15 mikron altındaki 0.15 mikron altındaki poşetler poşet beyanında iste kapsamına kalmıştı. Poşet kapsamındaki istisna devam ettiğinden 15 mikron altındaki bu poşetler için 2020 yılında tahsilat yapılmamaktadır. Ancak GKAP kapsamında ambalaj niteliğinden dolayı bu poşetler ambalaja beyana tabi midir? İkinci sorusu, GKAP kapsamına hiçbir şekilde girmeyen işletmeler beyanname vermek zorunda mıdır? Eğer beyanname verecek ise bu tip bir işletmenin interaktif vergilerinden GKAP mükellefiyetinin kapatılması gerekir mi? Aslında ikinci soru çok önemli bir soru hocam. Evet, evet hocam. Onu değinelim meslektaşlarımıza. Onu, evet. Ya zaten açalım. Birinci sorunun cevabını yayında vermiştik evet, biz. GKAP'ın konusuna giriyor o poşetler. 15 mikronun altındaki poşetler. Dolayısıyla burada bir GKAP verilecek ama beyanname verme zorunluluğu olmayanlar için beyanname vermeye gerek yok ama beyanname verme zorunluluğu olup da içinde bulunduğu dönemde GKAP'a konu herhangi bir piyasaya sürme faaliyeti yok ise boş da olsa o beyanname verilecek ve orada bir tik var birinci sayfada hemen sol alt köşede orada GKAP'a tabi ürün yoktur diye veya GKAP'ın konusuna giren işlem yapılmamıştır diye işaretlenip boş da olsa beyanname verilecek. Beyanname kapsamına girmeyenler beyanname vermek zorunda değil. İnteraktif vergi dairesinden bunu kapatabilirler, kapattırabilirler de. Ama kapsama girip de bu kapsamdan çıkan mükellefler yani GKAP konusuna girmeyecek olanlar da vergi usul kanunundaki bildirim sürelerine yani 30 gün içerisinde mükellefiyetini mutlaka kapattırmaları lazım. Yoksa beyanname vermemiş durumuna düşerler. Hocam plastik sektörü biraz benim uzmanlık alanımda ama evet, evet, şimdi hocam. Sizin uzmanlık alanınızdan soru geldi. Nedir, kuyumculuk mu hocam? Kuyumcuların kullandığı kuyumcuların kullandığı tüpler var. Bu tüpler dolu verilip boş olarak alınıyor. Sanayi tipi olan bu tüpler tüp satıcı tarafından demirbaş olarak görülüyor. Bu tüpler beyan edilecek mi? Hocam işte burada depozito sistemine kayıtlıysa bunlar beyan edilecek ama GKAP ödenmeyecek bunlar ki çoğu depozito sistemine kayıtlıdır. Bunların vardır bu tüplerin. Ama bakanlığın belirlediği depozito sisteminden bahsediyoruz. Bakanlığın onayladığı ve kod numarası olan depozito sisteminden bunlar kapsamında ise beyan edilip ödenmeyecek değilse hem beyan edilecek hem GKAP ödenecek. Teşekkürler hocam. Sayın Nuh Cebeci. İki sorusu var. Bir börekçinin bayisiyiz. Börek kutularını bize de satıyor. GKAP yükümlülüğü bizde mi, bayisi olduğumuz firmada mı? 2. Koli ile satın almış olduğumuz ürünü yine aynı firmanın kolisiyle kullanarak müşterimize teslim ediyoruz. GKAP yükümlülüğü bizde mi? Diye. Hocam satış noktası börekçi müşterisi meslektaşımızın satış noktası olarak bakacağız. Satış noktası olarak da GKAP'ın sorumlusunu bulabilmemiz için ambalajlı ürünün veya ambalajların üzerinde kimin ticari adı, ünvanı, markası, belirleyici işareti varsa GKAP'ın sorumlusu odur. Satış noktasında yapılan satışta o börekler veya dışarıda sokakta satın alınan börekler veya işte Serkan Hocam'ın kulaklarını çınlatıyorum tekrar çiğ köfteciyle ortalığı karıştırmıştı. Çiğ köftecinin satmış olduğu çiğ köfteyi koyduğu kompozit kaplar GKAP'ın konusunda. Burada bakacağımız ambalajlı ürünün üzerinde veya ambalajın üzerinde kimin adı, ünvanı, markası veya belirleyici işareti varsa GKAP sorumlusu odur. Hocam teşekkür ediyorum. Sayın Elif Benzer'in sorusu, firma imalatçıdan veya toptancıdan kumaş alıp satmaktadır. Ticari markası altında kumaşı piyasaya sürmemektedir. GKAP beyanına tabi midir? Hocam zaten kumaş sayılan 7 üründe yok. Toptancıdan aldığında toptancı bunu ambalajlayarak gönderdiğinde toptancı burada ambalajdan dolayı GKAP sorumlusudur. Ancak biz aldığımız kumaşları aynı şekilde satıyorsak sıkıntı yok. 3, 5, 10 neyse metre metre kesip paketleyip ambalajlayıp satıyorsak biz de ambalajından sorumluyuz. Hocam Sayın Yeşil Sümer'in sorusu. Merhaba sevgili hocam, ben yurt içinden peçete, karton, bardak, ambalaj alacağım ve baskı yapıp üzerine ihracat yapacağım. İhracat olarak GKAP'a tabi değilim değil mi? Aynı işlemi baskı yapıp yurt içindeki okullara da dağıtacağım. O zaman GKAP'a tabi miyim? Saygılarımla. Sevgili Yeşim'e selamlar buradan da değerli arkadaşımıza.
Şunu söyleyeyim. Öncelikle ihracatla ilgili kısımda GKB tabi değil. Yurt içine yapacağı baskının ne olduğunu bilmek lazım. Kendi markasının unvanını mı basıyor? Yoksa o ambalaj malzemesini süsleyerek, daha güzelleştirerek, satışını daha arttıracak şekilde mi satıyor? Yani ana amacı ambalaj malzemesi tedarik edip satmaksa GKB tabi değil. Ama ona kendi markasını koyup da satmış olduğu yerde içine konulacak ürün kendi markasıyla satılıyormuş gibi gidiyor ise o zaman GKB sorumlusu. Ama ambalaj malzemesi tedarikçisi sıfatıyla teslim ediyorsa o zaman GKB konusunda değil. Hocam çok teşekkürler. Sayın Gamze Boyar. Merhaba. Öncelikle teşekkürler. Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Kazak alımında üreticiden poşetli geliyor. Bu maliyete dahil şeffaf paketleme için. Biz mağaza ürün satışından sonra bunu beyan etmemiz gerekir mi? 2. İş yerinde kullanılan plastik ürünler alımlar üzerinden beyan edilmeli mi? Karton bardaklar ve benzeri. 3. Islak mendilleri de yaptırdığımızda kendi markamızı kullandığımızdan piyasaya süren biz oluyoruz. Tedarikçi beyan etmiyor bu durumda. Biz beyan edeceğiz. 4. Satımda çok fazla çeşitten kaynaklı alım üzerinden beyanı uygun görür müsünüz? Hocam şimdi sondan gidelim. Peki. Satımda çok fazla çeşitten, yani satımda bunun altından kalkamayız ama alımlarda gidelim mi dediğimizde bu doğru olmayacak. Çünkü neden? Bir, öncelikle alımda piyasaya süren biz değiliz. Bize satan aslında piyasaya sürüyor. Satımda da biz bu ürünü değiştirip işleyip farklı bir ürün olarak satıyorsak ve çünkü biz ambalajını çıkararak satıyoruz. İçinde tekstil de zannediyorsam, yanlış hatırlamıyorsam meslektaşımızın bahsettiği şey. Dolayısıyla içindeki ürün GKB'a tabi olmayan bir ürünse alırken bir ambalaj GKB'ı söz konusu, bunu bize satan, biz bu ambalajı açtıktan sonra bu ürünü farklı bir mamül hale getiriyor isek, bunu satıp ambalajlayarak piyasaya süren konumundaysak, bunun GKB'ı farklı, yani iki farklı GKB sorumluluğu var burada. Biri bizde, biri bize satanda. Bu böyle. İkincisi, karton ambalajlarla ilgili açıklamayı yapmıştık. Ana faaliyet konumuz bizim burada bunları satmak değilse, eğer bugün yayınlanan usul ve esaslarda açıklandı o da, ana faaliyet konusu bu değil ise burada GKB sorumluluğu doğmayacak. İlk bir soru daha vardı hocam ama o... Kazak alımında üretilen poşetli geliyor. Ya poşetli geliyorsa onu zaten bize satan bunun GKB'ın sorumlusu biz değiliz. Dolayısıyla biz aynı şekilde satıyorsak sıkıntı yok. Ama o poşetleri çıkartıp da farklı poşetlere koyuyorsak, kendi markamızla bir poşete koyuyorsak, kendi markamızla poşete koyduğumuz ambalajdan sorumluyuz. Sayın Ulaş Suna Üstad sormuş. Merhaba, bir sorum olacak. 1. Firmanın daha önceden tedarikçilerinden ticari mal ile beraber elde ettiği veya önceden müşterilerimizden geri aldığı ve stoklarında kalan paletlerin çıkışı GKB'a tabi midir? Hocam bir soru soracağım dedi, iki soru sormuş. Olsun, iki soru olsun, hadi bakalım. Her fiş ve faturaya GKB'a tabi ambalajın tür, adet ve tutarının yazılması mecburi midir? Kısaca poşet, kutu, palet vesaire dahildir. Şerhinin düşülmesi yeterli midir? Teşekkür ederim. Şimdi hocam biraz zorluyor işte. Evet ya, birinci soruyu bir daha alabilir miyim hocam? Birinci soru, paletleri anladım. Evet, daha önceden varmış ellerinde. Önemli değil. Piyasaya sürme faaliyeti, piyasaya sürme olayı 1/1/2020'den sonra gerçekleştiyse biz bunda GKB'a tabiyiz. Yani piyasaya sürme işlemi. Yani ithalatta 31/12/2019 ve öncesi ithal edildiyse GKB'a tabi bir ürün. Bu zaten 1/1/2020'de yürürlüğe girdiği için kanun. Bunlarda GKB yok. Piyasaya sürme faaliyeti kanunun yayım tarihinden önce olduğu için. Ama yurt içinde piyasaya sürme faaliyeti daha önceki yıllardan bile elimizde üretmiş olduğumuz, sahip olduğumuz bir ürün olsa bile 1/1/2020'den sonra piyasaya sürme faaliyeti gerçekleşti mi sorumluluk doğuyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Sayın Kemal Yurtseven, merhaba, mükellefim yaptığı iş poşetleme işidir. Yani firmamıza kitaplar geliyor ve makine yardımıyla poşetleme işi yapılıp müşteriye satılmaktadır.
biz GKP beyannamesi verecek miyiz? Tedarikçi aslında hocam bu, daha doğrusu fasoncu diyeyim. Tedarikçi değil, fasoncu. Fason iş yapıyor. Dolayısıyla işi yaptığı kendilerinin... Hocam dikkat. Belki ben yanlış algıladım. Biz poşetleyip veriyoruz diyor. Bizim Yücelerin değil diyor. Yücelerin yaptığı iş poşetleme işi. Yani evet. Firmamıza kitaplar geliyor. Evet. Ve makine yardımıyla poşetleme işi yapılıp müşteriye satılmaktadır. Biz GKP beyannamesi verecek miyiz? Biz satıyor isek ayrı, ama biz, benim buradan algıladığım, biz fason olarak poşetleme yapıp veriyoruz. O şekilde satılıyor. Eğer öyleyse, benim algıladığım gibi ise bizim GKP sorumluluğumuz yok. Sizin anladığınız gibi ise biz satıyor ürünüysek o zaman var. Burada kitap satan firma fason olarak poşetleme işi yaptırdığı için onun GKP'ını kitap çözecek. Kitap çözecek ama tamam. Kitabı biz satıyor isek o zaman biz yani tamam. iki yönlü verelim yani. Hocam teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Biliyorsun aslen Karadenizlik var bende. Hocam bizde de var biraz uzun. Zaten bulaşacak bu kadar yakın çalışmalar ortamında olunca ister istemez birbirimize bulaştırıyoruz. Doğru. Bana da arkadaşlarım, sende de yavaş yavaş Arnavut inadı olmaya başladı. O işte bizden bulaşıyor. Karadenizlik de sizden bize. Hanım tarafından da, anne tarafından, kayınvalide tarafından bir Karadenizliğimiz var bizim de. İşte herhalde böyle bulaştık. Peki hocam. Sayın Aziz Karakaya, mükelleflerin de elektrik ve elektronik eşya ithal edenler var. Ancak ithal edilen mallar bir sayılı listede yer almamaktadır. Bu durumda yalnızca ambalajları beyan etmemiz yeterli olacak mı? Hocam bunu iki şekilde, bugünkü düzenlemeyle beraber cevap vereceğim buna. Bir sayılı listeye sadece çevre kanunu ek bir sayılı listeye bakmayacağız elektrik elektronik eşyada. Atık elektronik elektrikli eşya yönetmeliğinin ekinde bu bir sayılı listedeki elektrik elektronik eşyanın açıklaması vardır. Daha detayı vardır. Önce oraya bakalım. Eğer orada da yoksa bugün yayınlanan usul ve esaslarda o ilgili eşyaların içerisindeki elektrik elektronik eşyanın beyanı yapılacak, GKP'ı ödenmeyecek. Hocam süremizi oldukça aşmış durumdayız ama rejiden aldığım bilgiye göre çok sayıda kişi tarafından izlenmeye devam edildiğimiz teşekkür görülüyor. Ediyoruz. Bizleri takip eden meslektaşlarımıza. İzleyenlere de size de çok teşekkür ediyorum. Ben de size o zaman birazcık daha sorulara devam edelim. Edelim hocam, sıkıntı yok. Makul bir sürede tamamlamaya çalışacağız. Bir süre açısından sizi zor durumda bırakmıyoruz değil mi arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Sayın Bilal Aktağ'ın sorusu. Merhaba, mutfak ve banyo gereçleri imalatı yapan firma ürünlerini karton koli ve karton kutuya koyuyor. GKP kapsamında beyanname verecek midir? Ambalaj hocam, ambalaj aklımıza gelecek. Yani ürün girmiyorsa, ambalaj ürün giriyorsa da gene ambalaj hep aklımızda olacak. Yani birinci, ikinci içindeki ürüne bağlı olarak değişiyor ama ambalaj olduğu müddetçe GKP hep var. Ama piyasaya süren kavramı da var bunun yanında. Yani aldık, aldığımız gibi ticari malımıza koyduk, sattık, hiçbir şey ellemedik. Onu bize satan GKP sorumlusu biz değiliz. Burada da buna dikkat edeceğiz. Hocam, Sayın Hakan Yavuz'un sorusu. Mali müşavir üstadın. Merhaba, ithal edilen ürün tahta kasa içinde geliyor. Bu tahta kasa için beyan yapılacak mıdır? Kasa ebadı önemli olacak mıdır? Hayır hocam, orada adet. Adet var şeyde. Ahşap. Ahşap, evet. Aynı şeylerde adet bazında vereceğiz. Tahta kasa içinde GKP beyanı yapılacak. Evet, Sibel Hanım'ın ikinci sorusu. İsmini hatırladım. Sibel Hanım ama şanslı. Sibel Dağ Tepesi Açku. Kafelerde to go denilen karton bardakta kahveni al git. Bu arada bir şey daha öğrendim. Ben de öğrendim, evet, to go. uygulamasında kullanılan karton bardak GKP'a dahil mi? Teşekkürler. Dahil hocam. Sayın Hilal Kayhan'ın sorusu. Nakliye işiyle uğraşan firmaların araçlarına ait aldıkları lastiklerin nasıl değerlendirilecek? Aynı şekilde onların aldığı madeni yağlar. Teşekkürler. Piyasaya süren, tanım çok önemli. Piyasaya süren, ilk piyasaya süren diyecek. Yani aracını alıp bunu kullanan değil. Ne yağda ne lastikte nakliyeci firma. Tabii değil. Kapsama girmiyor, evet. Sayın Cengiz Özçelik. Su hortumu yapan firma hortumu korumak ve toplu halde durması için naylon poşet ile sarıyor. GKP doğar mı?
piyasaya sürme anında doğar. Allah analı deposunda babalı. Deposunda dağılmasın diye sarıyorsa bir şey yok ama piyasaya böyle sürüyorsa. Allah analı babalı büyüsün. Amin amin doğuyor. Sayın Nilgün Birol. Merhaba hocam. İki sorum olacak. Cevaplarsanız çok sevineceğini ifade etmiş. Birinci sorusu, toptan satışı yapılan kozmetik ürünleri ithalatçıdan orijinal kolisiyle alınmakta. Ürünler bu kolinin içinde birincil ambalaj olarak bulunmakta. Sorum şu, içinde ürün bulunan bu kolileri aldığı gibi satıyor mükellef. Bu durumda koliler için beyan veya ödeme yapması gerekir mi? İki, eczacılar için GİKAP nasıl vereceğiz? İkinci soruya gelmemize gerek yok. Onu verdik. Ama birinci sorunun cevabını alalım hocam. Hocam, biraz önce de bahsettik. Aldığı gibi satıyorsa zaten biz piyasaya süren değiliz. Piyasaya süren kavram, bir daha tekrarlıyorum, tedarik veya kullanım amacıyla ek bir sayılı listedeki ürünlerin ilk defa piyasaya arz edilme işlemi, piyasaya sürme faaliyetidir. Dolayısıyla ilk defa piyasaya arz bizim satışımızdan gerçekleşmiyor. O kolilerle ürünü bize satanlarla veya daha önce üretip ona satanlarla. Üretici miden mi alıyor, nereden alıyor bilmiyorum ama dolayısıyla o şekilde kapsamda değil meslektaşımızın müşterisi. Sayın Ayşe Kartal hanımefendi sormuş. Mali müşavirlerin kendi ofisleri için GİKAP? Yok. Bir var. Tabii şöyle olabilir. Kendim adımızı yazdırıp işte ünvanımızı yazdırıp bir eşantiyon yapıp dağıtıyorsak GİKAP'ın konusundayız o zaman orada yani ambalajla beraber. Su ikramında bulunuyorsak. Halim Bursalı yazıyoruz. Ama müşterilerine bir koli içerisinde evraklarını yapıp özel amblem, özel arşivleme kolisi olarak bir şeyler dağıtıyorsa. Yani su içindeki ikram gerçi bugünle beraber çıktı hayattan ama çünkü ana satış faaliyet konumuzda bu yok ama kendi adımızı, ünvanımızı bastırarak yılbaşı eşantiyonları veya bayram eşantiyonu, ne bileyim özel günler için bir şey ayrı bir ambalajla gönderiyorsak o zaman var. Çünkü vergi mükellefiyetinin olup olmadığını bile aramayan bir sistem bu yani. Evet hocam. Teşekkür ederim. Sayın Ramazan Hep Erol. Merhaba. Öncelikle böyle güzel bir etkinliği sağladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Moralimizi yükseltiyor. Evet, evet. Meslektaşlarımıza bu teşekkür ederiz. Emeklerimizi, yorgunluğumuzu atıyoruz yani. Karşılığını alıyoruz böyle. Evet. Takdir görmek çok güzel. Yani evet hocam, yorgunluğumuzu unutuyoruz açıkçası. Bildiğiniz üzere yazıcı tönerlerinde ana ürün toner içindeki mürekkeptir. Bu mürekkebi yazıcıda kullanabilmek için haliyle plastik bir kap içerisinde sunmak gerekir. Size sorum şudur. Yazıcı tönerinin plastiği de GİKAP beyannamesine dahil edilmeli mi? Teşekkür ederim. Vallahi hocam bu ilginç bir soru. Bu dondurmaların içerisindeki çubukla ben bağdaştırıyorum ama bundan da GİKAP alınıyor diyebiliyorum yani. Yani şöyle tonerlerle hocam, ilgili. Sonuçta bir krem düşünelim. Evet. Nasıl bir diş macunu düşünün hocam yani, evet, içinde. Dolayısıyla buna alınıyor ama şey gibi düşünüyor bazı meslektaşlar. Alınmaması gerekir ayrı ya çünkü konu da. O toneri onun haricinde satamaz. Nasıl ki dondurmanın çubuğunu dondurma olmadan, şey çubuk olmadan satılmıyor ya. Bunu böyle bağdaştırıp çok soru geliyor bana da. Dolayısıyla aslında alınmaması lazım ondan ama haklısınız, alınıyor yani. Hocam. Sayın Ersin Orhan'ın sorusu. Şimdiden iyi seminerler dinliyorum. İhracat yapan veya ihraç kayıtlı satışlarda kullanılan palet, sepet ve benzeri ürünler için GİKAP verilecek mi? Sanki muaf gibi bir yazı okudum. Hocam yurt dışına ihracat yapıyorsa paletle beraber ambalaj hiçbirine GİKAP verilmiyor. Hiç sıkıntı yok yani. İhracat yapılıyorsa. Sayın Ferhat Kaya, bir firmanın ithal ettiği ve yurt içinde başka bir firmaya teslim edip perakende satışı yapılan parfümlere ait şişe ya da ambalaj beyanını kim yapmalıdır? İthalatçı. İthalatçı mı, perakende satıcı mı? Piyasaya süren tanımı ilk defa piyasada, yani gümrük beyannamesi onaylandığında serbest dolaşıma giriyor. Serbest dolaşıma giriyor demek de piyasaya sürüldü anlamında, piyasaya sürme faaliyeti anlamında değerlendiriliyor. Dolayısıyla ithalatçı yapacak. Ama şunu da belirtelim, yetkili bir ithalatçıysa, yani bunun yetkilendirilmiş bir firma tarafından, kişi veya tüzel kişi tarafından yetkilendirilmiş bir ithalatçıysa, o zaman o ithalatçı, yetkilendirilmiş ithalatçı tedarikçi oluyor, yetkiyi veren bunun sorumlusu oluyor. Teşekkürler hocam. Sayın Ayşe Kartal'ın sorusu. Yiyecek satış yerlerinde kullanılan plastik tabak, kaşık, çatal ve karton bardak için nasıl bir uygulama yapılacak? GİKAP'a tabi olacak. Hatta bugünkü yayınlanan usul ve esaslarda da bununla ilgili bir örnek var. Her biri için plastikse kilogram bazında
uygulama GKB'a tabi olacak. Sayın Selda Uğur'un sorusu, firma karton, koli, poşet imalat konusu ile iştigal etmektedir. Buradaki poşetler mağazalarda ücret karşılığı satılan poşetler değildir. GKB beyanına dahil olmayacağı konusunda çok çelişki yaşanmaktadır. Şehircilik Bakanlığı beyana tabi olmayacağını, şayet atık söz konusu ise atık sistemine dahil olacağını belirtmişlerdir. Fakat odamıza daha önce sorduğumuzda tabi olacağımızı söylemişlerdir. Bizi aydınlatabilir misiniz? Teşekkür etmiş. Hocam ambalajın alt bileşenlerine bakmak lazım. Nasıl tariflemiştik ambalajı? Cam, kağıt karton, kompozit ambalaj, metal ambalaj, ahşap ambalaj, bir tane daha olacak. Onu da hatırlamaya çalışıyorum. 6 ambalaj çeşidinden bir tanesi ise bu GKB'a plastik ambalaj. Dolayısıyla bundan dolayı GKB konusuna giriyor, GKB'a tabi. Dolayısıyla 25 kuruşluk poşete girmiyorsa, naylon poşetse zaten plastik poşet ambalajın tariflediğimiz 6 alt başlığından bir tanesinin içinde yer alıyor. GKB'ın konusuna girecek ama Çevrecilik Bakanlığı'na ne soruldu, nasıl bir soru soruldu, nasıl bir cevap geldi onu da bilmiyorum açıkçası. Hocam zaten en büyük eleştirdiğim konulardan bir tanesi de bu Çevrecilik Bakanlığı'na web sitesine girdiğinizde sıkça sorular bölümünde soru yok hocam. Bölüm var ama değil mi hocam? Bölüm var ama. Bölüm var, soru yok. Evet. Bakın sorulmuş, bu soruları koyun bari oraya yani. Yani evet. Topa girmiyor herhalde hocam, yani bilmiyorum da. Yani Sayın Ercan orada. Duman'ın sorusu. İstanbul Pendik Ercan Duman. Hayvan sağlığı için ham maddeyi ithal edip ilaç şeklinde satan mükellefimiz bulunmaktadır. Hem ilaç için hem de ambalaj için GKB vermesi gerekmekte midir? İkinci sorusu. İthalat neyi ithal ediyoruz hocam? Hayvan sağlığı ile ilgili ham maddeyi ithal edip ilaç şeklinde satıyoruz. Ne diyoruz? Beşeri insan için. Evet. Veterinerlik sektöründe evet. Kullanılan ilaç olarak satılıyor. İkincisi de yufka imalatı yapan mükellefimiz yufkaları beşer adet şeklinde ambalajlayıp marketlere satışını yapmaktadır. Bunun için GKB verecek miyiz? Hocam buraya bize bir baklava gönderirse. Vallahi bir şey yaparız hocam. O zaman icazet veririz hocam. Ambalajlar için var. Hayvan sağlığı için ithal ettiği ilaç. Ham madde. Ham madde. Şöyle bir kere ilacın kendisi GKB'a tabi ama bu ham madde değil. Dolayısıyla bence orada ilacı ürettik. Kendisi GKB'ın konusuna girer. GKB'ın konusuna girdi. Buradaki şeyi tariflemeye çalışıyorum. Ham maddeyi, yani bitkisel yağlarda var. Madeni yağlarda şimdi var. Ham maddeyi GKB'a konu bir ürünün ham maddesi olarak kullanacağı için. Anladım. İthalatta yok. İlaç ürettiğinde. Sattığı ilaç GKB'a tabi olduğu için ithal ettiği ham maddede GKB'ın konusuna beyan edilecek ama GKB ödenmeyecek diye düşünüyorum. Satarken ilacı. İlaç da var. GKB ödeyecek. Evet, evet. Birinci ambalajında evet. Ödemeyecek, beyan edecek. Anladım. İthal ettiği ham maddeyi, bu zirai ilaç için kullandığı ham madde yani. Evet hocam. Tamam. Sayın İlhan Gülmez. Pazarcı esnafı mükellefim var. Poşet alım faturası yok. Satış da yok. Boş verince sıkıntı olur mu? Vallahi pazarcı İlhan herhalde Gülmez. Müşterilerin cebine koyuyor sebzeyi, meyveyi öyle gidiyor. Ya da müşteri torbasıyla geliyor. Eğer ya şimdi bu sorunun cevabını yani verebileceğim bir cevap değil. Şöyle değil yani. Poşet fiiliyata bakacağız. Gerçekten kullanıyorsa poşet bir şekilde verdirmek lazım. Alış yok diye değil. Olayın gerçek mahiyetine bakmak lazım. Tespit de önemli tabii. Yarın öbür gün bunun tespiti nasıl yapılacak veya hocam, tespit edildiğine nasıl cevap vereceğiz? Pazarcı esnafına kullandığı poşetler için GKB vermeyecek diyemeyiz. Aynen öyle. Verecek diyeceğiz. Verecek, evet. Yani bunu kendisi fatura ama almıyor. Nasıl yapacağını kendisi. Fiiliyatta bunu kullanıyor ise, gerçek mahiyetinde kullanıyor ise GKB'ın konusuna giren işlem yapıyor demek ama çok zorlanıyorsa, dolanarak bir iş yapılıyorsa buna verecek bir cevap yok yani. Çok zorlanıyorsa pazarcıların bağlı olduğu esnaf odaları aracılığıyla evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na yani, başvuruda bulunsunlar ama poşet mutlaka kendisinden dolayı kullanılıyorsa verecek. Sayın İlkay Gürçay'ın sorusu hocam. Üstadlarım merhaba. Nalbur dükkanı olan işletmeci boya, çimento ve benzeri için GKB bildirimi boyanın kutusu için ya da çimentonun paketi için yapacak mı? Şimdi hocam bu boya
kutulu ve markalı olarak geliyorsa zaten yapmayacak. Piyasaya sürmüyor burada ilk defa. Çimentonun çuvalı içinde yapmayacak. Tabii ki yapmayacak onun için. Ben geldim, bana bir kilo çimento verir misin deyip bir kutuya kullanırsa. Aynen öyle hocam. Boya ver diyorsa, bir kutuya koyup boyayı veriyorsa, orada açık boya veriyorlarsa onda. Ha şu yapılıyor hocam nalburlarda şimdi. Renklerini seçiyorsunuz, orada makineler var. Karmaşık bir renk yapıyor. Orada markasız amblemsiz bir kutuya o boyayı dolduruyorlar. Orada gekap var ambalajda. Hocam son bir soru alıyorum. Sayın eğitmenim, şu an ambalajsız tarım ürünü satan hevenk halinde muz açıklaması bu şekilde ve gelecekte GECAP mükellefi olması muhtemel bir firma şimdiden boş beyanname vermeli midir? Saygılarını sunuyorum. Şimdiden boş beyanname vermeye gerek yok hocam. Yani olduğunda beyanname verebilir. Peki, Reci'den bir düzeltme geldi. Saat 5'e kadar devam edebileceğimiz söyleniyor. Sorular vardı. Biraz daha sorulara tamam, cevap vermeye devam edelim. Tamam hocam, seve seve. Hocam yoruldunuz ama. Yok, hiç yorulmam, seve seve. Çok hoşgörünüze sığınarak devam ediyoruz. Ben bu mesleği severek yapıyorum. Meslektaşlarıma da hizmet etmekten keyif alıyorum. Sıkıntı yok. Sayın Mehtap Ağoğlu'nun sorusu. İkinci el tekstil makinesi yapanlar için GECAP verilecek mi? İkinci el tekstil makinesi yapanlar. İkinci el nasıl yapılıyor hocam? Yani parçaları toplayarak mı yapıyorlar acaba? Ya, ikinci el makine yapılmaz hocam. Bakım yapılır. Yani eğer parça toplayarak kalmışlardan farklı bir şey yapılıyorsa ayrı ama çok anlayamadım bu soruyu açıkçası. Yani teknik olarak şeye hocam, de bakmak lazım. Şöyle yapalım yani. Bakım, ikinci el makineye bakım yapanlar konusunda. Bakım yapılıyorsa cevap zaten yok. Biz bir hizmet veriyoruz yani. Hani bakım yapıp da tekrar geri kazanılabilir bir ürün şekline getirip satıyor isek bu farklı bir olay. Bunlar da zaten var. Yani bunlar tekrar bir tamir, bakım, onarımdan geçtikten sonra piyasaya sürülme işlemi varsa onda var. Ama burada şeye de bakacağız. O makine elektrikli elektronik alet tanımına giriyor mu, girmiyor mu? O kapsamdaysa GECAP'a tabi olacak. Teşekkürler hocam. Sayın Ertal Çam, meslektaşımızın size ve izleyenlere özel selamı var, bana yok. Onun için şöyle okuyorum. Yalçın hocam, size ve bizi izleyen tüm meslektaşlarımıza selamlar. Tekstil firmasıyız. Fason atölyeden işler geldiğinde GECAP doğuyor. Ancak gelen ürünlerin bir kısmı ihracat yapıyoruz. Bir kısmını online olarak yurt içinde satıyoruz. Beyan ederken sadece yurt içinde sattığımız ürünler için mi hesaplayacağız? Saygılarımla. Ambalaj devreye giriyor burada. Hocam tekstil. Bir soru da ben buna ilave edeyim. Ben de GECAP'a konu ürünleri ithal ettim. Bunları ödedim, beyan ettim. Evet. Aradan bir müddet sonra, aynı zamanda diş ticaret işleriyle de uğraşıyorum. Müşteri buldum, bir kısmını GECAP'ını ödedikten sonra yurt dışına gönderdim, ihraç ettim. Bu konuda da yorumunuzu alacağım. Hocam en zor soru sizden geldi, söyleyeyim. Hocanın sorusu ağır olur. Evet, yani sizinle eğitime çıkmak çok keyif. Çünkü gerçekten çok destek oluyorsunuz ama bir taraftan da tehlikeli, böyle zor ve sıkıştıran sorular da geliyor. Öncelikle meslektaşımızın sorusunu cevaplamak istiyorum. Hocam size güvenmese ben bu soruyu sorar mıyım? Teşekkür ederim, sağ olun hocam. Şimdi hocam öncelikle şunu söyleyeyim. Meslektaşımızın fason atölyesinden geldikten sonra burada yurt içerisinde satılıyoruz, ambalajlayarak satılıyorsak zaten içindeki tekstil ürünü GECAP'ın konusu değil ama burada ambalaj devrede. Kuru temizlemeciden kullandıkları logolu naylon ambalaj. Logolu naylon ambalaj geliyor, aynı şekilde mi hocam, satıyorlar? Çok özür dilerim, çok özür diliyorum. Sorular karıştı. Evet, çok özür diliyorum. Fason atölyeden işler geldiğinde, tekstil firmasıyız. Fason atölyeden işler geldiğinde GECAP doğuyor. Evet. Hani üretilmeye gönderdiğimiz için. Ancak gelen ürünlerin bir kısmını ihracat yapıyoruz, bir kısmını da yurt içine. Hemen hemen benim sorduğum soruya da benziyor. Aynen hocam. Evet. Çünkü fason atölyeden geldiğinde doğdu diyor ya. Bizim markamız, ünvanımızla satılıyorsa zaten yurt içine satıyorsak ambalajdan sorumluyuz, yurt dışında değiliz. Sizin de ithalatta millileştirdik GECAP var, ihraç ettik GECAP yok. Yani burada mahsuplaşmaya konu herhangi bir düzenleme de yok bununla ilgili yani. Ama olmalı lazım değil mi hocam? Bence de olması lazım. Çünkü ihraç kaydıyla teslim gibi de düşün yani. İthal ettik. İade mekanizması. Evet. Burada yok. Söylemiştiniz hocam. Aynen öyle. GECAP'ı ödenmişse iade malın GECAP'ı mahsuplaşabilir. Aynen. Ben GECAP'ını ödediğim bir ürünü de birebir ihracatta
kullanıyorsan. Anca işte orada piyasaya sürdük. Bunu da piyasaya sürme gerekiyor hocam. Bunu belirtmiştik biz. Piyasaya sürme faaliyeti ithalatla beraber millileştirince serbest dolaşıma girdi. Doğdu burada. Artık bunun gekabı var. İhraç ettik yok. Biz bunu yurt içine satsaydık da artık yoktu. Dolayısıyla dediğiniz gibi bunun bir iade mahsup mekanizması, daha doğrusu nakit iade de yapmıyorlar, olması gerekiyor. Sayın Bülent Tokan'ın sorusu hocam. Az önce karıştırdığım soruydu. Kuru temizlemecilerin kullandıkları logolu naylon ambalajlar için kuru temizlemeciler bu katının payının mükellefi midirler? Mükellefiler. Kilo hocam. Bazında evet, gekaplı evet, konusuna evet. Alındılar. Evet. Tabii kafa karışıklığından sorulan sorular. Doğru, 25 doğru, kuruşluk doğru, poşet doğru, uygulamasından doğru, muafiyetleri olduğu için doğru, eczanelerde doğru. Olduğu aynı gibi hocam. Aynı şekilde hocam. Evet. Sayın Özcan Tamtürk'ün sorusu. Merhabalar, GKAP'ın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirimi hakkında da bilgi verebilir misiniz? Orada kimden ne alındı, kime ne satıldı, ölçü ölçü istenmekte, olduğu söylenmekte. Burada bildirimler arası fark çıkarsa yaptırım ne olur? Teşekkürler. Atık yönetmeliğinden bahsediyor değerli evet, meslektaşımız. Bu atık yönetmeliğindeki bildirim zaten bizim alanımızın da dışında. Yani onun beyannamesini, bildirimini de biz yapmadığımız için detayını bilmiyorum açıkçası onun yani. Sayın Gülveren Kayma hanımefendi sormuş. Hocam merhaba. Firmamız elektrikli ve elektronik eşyayı ithal suretiyle tedarik edip bir kısmını yurt içine üreterek bir kısmını da olduğu gibi olmak üzere satışını büyük çoğunluğunu yurt içine olmak üzere yapmaktadır. Bu durumda beyan nasıl yapacağız? Teşekkür etmiş hocam. İthal suretiyle elektrikli elektronik eşyayı getiriyoruz değil mi hocam? Soruda. Evet, evet hocam. Bunu bir herhangi bir üretime tabi tutuyor muyuz yoksa doğrudan satıyor muyuz? Tedarik edip olduğu gibi bir olduğu kısmını gibi, tamam. Büyük bir kısmını yurt içinde bir kısmını tamam. Da yurt dışında. Yani ithalatı satış. Yaptığımızda serbest dolaşıma girdiğinde doğuyor. Bunun GKAP'ı ödendikten sonra yurt içine satışımızda ikincisinde bir daha GKAP yok. İhracatta zaten yok. Dolayısıyla ithalatla beraber GKAP sorumluluğu doğuyor. İthalatla beraber beyan edip ödüyoruz GKAP'ını. Evet hocam. Saat 5 oldu. Siz öncelikle meslektaşlarımıza söylemek istediğiniz mutlaka iyi dilekleriniz vardır. Tabii ki öncelikle umarım faydalı olmuştur. Umarım meslektaşlarımızın kafasındaki GKAP'la ilgili karışıklık biraz gidermişizdir. Tekrar altını çizerek söylüyorum. GKAP bütünüyle bizim ne görev alanımızda ne sorumluluğumuzda, sadece beyan kısmı, ama beyan kısmını da yaparken bu bahsetmiş olduğumuz konular, poşetlerin, ambalajların olsun, içindeki ürünlerin olsun, envanter kısmı da bizi ilgilendirdiği için bu beyan kısmına da hakim olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim bütün eğitim ağırlığımız burada gerçekleşti, ama bunların tespiti, yani GKAP'a tabi ürünlerin ve ambalajların beyan edilecek kısımlarının tespiti işletmenin sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir. Dolayısıyla biz sadece beyan kısmıyla uğraşıyoruz, ama bu kısımda olsa mutlaka bizim meslektaşlarımız gerçekten bu konunun da üstesinden gelecektir. Bununla ilgili bir sıkıntı yaşayacaklarını da düşünmüyorum. Geçiş ilk başlangıç dönemidir. Sıkıntı oluyordur. Umarım sorunsuz bir şekilde bundan sonra kurumlar arasında, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olsun, diğer sanayi odası, ticaret odası, esnaf odaları olsun, bu GKAP'la ilgili kurumlar arasında bir uzlaşı sağlanır. Bunun beyan edilme şeklini, yani bize hazır beyan edilecek safhaya kadar getirilecek yöntemi ortak bir akılla ortaya çıkartırlar ve bakanlık da bunu benimser. Yoksa bu kaynağında alınsa hiçbir problem olmayacak. Daha kolay olacak bizim için, ama böyle çıktı, böyle geldi, uygulama böyle başladı. Otorite bunu bu şekilde istiyor. Biz de bunu en doğru bir şekilde beyan etmeye çalışıyoruz. Değerli meslektaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bundan sonraki süreçlerde daha sağlıklı günlerde yüz yüze yapacağımız eğitimlerde buluşmayı diliyorum. Hepsine sevgi ve saygı dileklerimi iletiyorum. Tekrar oda başkanıma ve siz değerli yönetim kurulu üyelerine bu imkanları tanıdığı için TESMER yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma, eğitmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. TÜRMOP genel başkanıma, genel sekreterime bu süreçte gerçekten çok iyi aksiyon aldıklarını düşünüyorum. Çok çabaladılar, çok sarf ettiler. Ellerinden geldiğince çaba hala sarf ediyorlar. Onlara da ayrı bir teşekkür ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum.
dışında. Evet değerli meslektaşlarımız, biz her zaman sizin karşınıza geldiğimizde bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Bize bu mutluluğu, bu heyecanı yaşattığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. TESMER Yönetim Kurulu'na bu eğitimi planlamasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Değerli hocama çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Oda çalışanlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bize bu ortamı sağlayan, hazırlayan, başta oda başkanımız Sayın Yücel Akdemir olmak üzere tüm oda yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim sizlerin sormuş olduğunuz soruları bize tasdifleyerek işimizde büyük kolaylık sağlayan, vakit ayıran TESMER Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Tapkan'a, Eğitim Müdürümüz Sayın İlci Şancı'ya da ayrıca huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bir başka yayında tekrar bir araya gelmek üzere çalışmalarınızda kolaylıklar. Sizlere sağlıklar diliyorum. Gelecek Kurban Bayramınızı da şimdiden kutlamak istiyorum. Hoşça kalın değerli meslektaşlarım.